Ben hepinizi saygı ve sevgiyle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Evet, bugün Şiilikten söz edeceğiz. Sözümüzün ne işe yaradığını ya da niye Şiiliği konuşacağımızı biraz konuşarak işe başlamakta fayda mülahaza ediyorum. Yani Şiiliği bilmek bize ne kazandırır? Bilmesek ne olur? Her şeyden önce bir tek şey söyleyeceğim en başta. Hiçbir mezhep, İslam mezhepleri tarihi hocası sıfatıyla söylüyorum bunu. Adı ne olursa olsun hiçbir mezhep unutulmayı hak etmez. Çünkü her mezhebin doğrularının yanında yanlışları da vardır. Ve mezhepler bu birikimin doğru yanlış bir birikimi ifade eder. Bize düşen nedir? Hangi mezhepten, hangi gelenekten geliyor isek, önce kendi geldiğimiz geleneği bilmek, anlamak, kavramak. Çünkü bu mitolojinin ilginç bir özelliği vardır. Mitoloji insanın bilinçaltını inşa eder çoğu zaman. O zaman bilinçaltınızın nasıl işlediğini kavramak istiyorsanız size geleneğin aktardığı o mitolojinin kodlarına eğilmek lazım. İkinci bir şey daha var. Mezhepler de insanın din anlayışı boyutunda, dini yaşama boyutunda bilinçaltını inşa eder. Öyleyse kendi geldiğiniz geleneği iyi kavrayabilirseniz nasıl düşündüğünüzü, niçin düşündüğünüzü kavrama imkanına sahip olursunuz. Bu bağlamda geldiğiniz gelenek Sünni gelenek olabilir, Şii gelenek olabilir. Ama lütfen unutmayın, 14 asrı aşan akış içerisinde ne Sünni gelenek ortaya çıktığı gibi değişmeden, dönüşmeden, başka geleneklerle etkileşmeden bugüne gelmiştir, ne Şii gelenek. Bütün mezhepler değişerek, dönüşerek, hatta etkileşerek bugüne gelirler. Demem o ki, Sünni geleneğin içerisinde hatta Sünni hassasiyetleriniz yüksek olabilir. Ama düşünce dünyanızı inşa eden ne kadar Şii unsurun olup olmadığını fark etmek gibi bir niyetiniz varsa o zaman lütfen biraz Şiiliği öğrenin. Evet, bakın Şiilik boyutunda söylemedim bunu. Yani Sünni geleneğin içinden geliyorsunuz ama kendi Sünni geleneğin içerisinde ne kadar Şii unsurun olup olmadığını eğer merak ederseniz bunu görebilirsiniz. Bu söylediğimi de bir somut örnekle netleştireyim. Yani Sünni geleneğin içinde şu anda halen en güçlü damarlardan birisi Sufi damardır. Sufi damarın Kutbul Aktab diye öne çıkan o zirve sembol ismiyle Şii geleneğin masum imamını bir karşılaştırın. Ne çıkacak karşınıza? Ve geçmişe gidip etkileşimin boyutlarını bu çerçevede görebilirsiniz. Yani sadece bir tek şey söylemiş oldum bu son cümlemle. Batınilik bir mezhep değildir. Batınilik bir zihniyettir ve bazı zihniyetler farklı mezheplerin içerisinde temsilci bulabilir. Söylediğimin bilimsel sonuç cümlesi budur. Onun için Şiiliği bilmek ne anlama gelecek? Zihninizde şöyle bir Orta Doğu coğrafyasını canlandırın. Azerbaycan diyoruz ki iki devlet tek millet. Ama Azerbaycan'da nüfusun %60'ının Şii, Caferi, İsna, Aşeri, bunları aynı anlamda kullanıyorum, olduğunu lütfen hatırlayın. İran yarısı Türk'tür. Neresine giderseniz gidin Türkçe konuşarak hayatınızı idame ettirebilirsiniz. Ama orada Türkmen Sahra bölgesinde yaşayan Sünni Türkmenlerin ve Kürt orijinli olanların bir kısmının dışında hakim nüfus %80-85 oranında Şii'dir. Ve daha ilginç bir şey söyleyeyim. İran 16. asırda bizim Kızılbaşlar tarafından zorla Şiileştirilmiştir. Bu da bir başka bilinmesi gereken gerçek. Daha önce İran'da Şiilik var mıydı? Evet vardı. Ama düşünün, Gazali'nin yetiştiği bölgeleri hesaba katın. Başka işte Tuz bölgesi, Gazali'nin mezarı orada.
İsfahan'ı düşünün, Selçukluların başkentidir ve Selçuklular Sünniliği öne çıkartan bir mezhep anlayışına sahiptiler. Daha sonra 16. asırda Safevilerle birlikte İran zorla Şiileştirilmiştir. Azerbaycan da aynı şekildedir. Bölgeleri, yani daha şimdi bu buradan şu cümle çıkacak. Bugünden baktığınızda kendi geçmişinizin peygamberden beri Sünni olduğunu düşünebilirsiniz. Ama biraz tarihi derinliklere doğru gittiğinizde mezhep geçişliliklerini, sizin de o süreçleri yaşamış olabileceğinizi hatırlatmak isterim sadece. Yani bu bir başka gerçek. Geçişlilikler önemli mi? Eğer mezhepler bizim düşünce dünyamızı, bilinçaltımızı inşa ediyorsa bence önemli. Yani burada benim bir başka söyleyeceğim tespit var konuya girmeden. Lütfen unutmayın, her mezhebin doğruları da vardır, yanlışları da. Bunu kavrayabilirsek, Sünni gelenekten geliyorsunuz, Şiilikten öğrenecek çok şey bulabilirsiniz. Şii gelenekten geliyorsunuz, Sünni gelenekten öğrenecek çok şey bulabilirsiniz. Bu bağlamda şimdi bu zihnimizdeki haritayı tamamlayalım. Irak %60'ı Şiidir Irak'ta. Mesela Irak'ta Türkmenler vardır. Yarısı Şii, yarısı Sünni. Ama birbirleriyle uğraşmaktan kendilerini ifade etme imkanı bulamayan bir topluluktur. Ayrı bir problem. Devam edelim. Şimdi mesela Suudi Arabistan, Irak, İran. Suudi Arabistan, İran, Yemen üzerinde niye kapışıyor? Sebebi ne? Bu sorunun da cevabını bulabileceksiniz bu söylediklerimde. Biz Basra Körfezi diyoruz, İran Fars Körfezi diyor. Bildiğiniz Dicle'nin, Fırat'ın aktığı körfez. Körfezin özelliği nedir? Dünyanın en stratejik güzergahlarından birisidir. Stratejik önemi körfezin nereden geliyor? Enerji kaynaklarının aktığı, enerji kaynaklarının dünyaya ulaştığı deniz yollarının, en önemli deniz yollarından birisi. Ve Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, %30 ile %70 arasında Şii nüfus vardır. Peki İran'ın bu bölgeyle alakasını fark edebiliyor musunuz? 1980'lerden sonra oralarda çıkan karışıklıklar, Katar üzerindeki çekişmeler, Suudi Arabistan'la İran'ın temel problemi işte o Basra Körfezi enerji kaynakları üzerindeki hakimiyet. Ama daha ilginç olan bir şey var. Suudi Arabistan'ın en zengin petrol yataklarının olduğu bölgelerde Şii nüfus vardır. Belki hatırlayanlar vardır. Nemiri diye bir Şii mollayı Suudlar idam ettiler. Bunların hepsinin arkasında yatan şey bu. Peki Yemen üzerindeki kapışmalarının sebebini, Yemen bir başka açıdan hem prestij, İran'ın prestij bölgesi, hem aynı zamanda Suudi Arabistan'ın bir tür arka bahçesi gibi. Oradaki kavga da o stratejik önemden kaynaklandığı gibi bir tür hakimiyet kavgası olarak çıkar karşınıza. Ama acı olanı söyleyeyim, biraz canınız acısın. Yemen'de neredeyse 2 yıldır her gün onlarca, yüzlerce çocuk ölüyor. 2 ahlaksız devletin kapışması yüzünden ve tüm Müslümanların gözü önünde ölüyor çocuklar. İnsan bazen düşünüyor ya, yani ya çocukları da yaşatamıyorsanız Müslüman olmanızın ne anlamı var ki? Çok acı bir gerçek. Yani en ağır olan da ya bölgeye tıbbi malzemenin ulaşması engelleniyor. Tüm dünya Müslümanlarının gözleri önünde. İnsan bunları görünce artık bir tuhaflaşıyor böyle. Neyse, onlar meselenin bir başka tarafı. Devam edelim. Zihnimizde tabloyu tamamlayalım. Mesela Hindistan'da ne kadar Müslüman yaşıyor bilmiyoruz. Evet, bilmiyoruz gerçekten de. Yani ben o kadar merak ettim, bulabilir miyim diye, elime güvenilir veriler çıkmadı. 1 milyar 200 milyondan fazla insan yaşıyor. Kabaca veriler deniliyor ki bunların %20'si Müslüman. Bakın, orada bir başka problem var. O %20 Müslümanın %15-20 kadarı da Şii. Peki devam edelim. Afganistan, Pakistan'ı atlamayalım o arada. Şii-Sünni mezhep çatışmasının dünyada en sıcak yaşandığı yerlerden birisi Pakistan'dır. Eskiden Endonezya'da Şii yoktu. Şu anda Endonezya'da
Şii-Sünni mezhep çatışması vardır. Nijerya'da eskiden Müslüman Şiiler yoktu. Şu anda Nijerya'da da Şii-Sünni mezhep çatışmasının fay hatları son derece aktiftir. Yani Afrika'da bazı yerlerde daha var. Yani demek ki şu anda iki gerçek çıkıyor ortaya. 1 milyar 700 milyonu aşan Müslümanın yaklaşık %15 kadarı kendisini Şii diye tanımlıyor. Öyleyse bu tanımlama sizin Şiiliğe ilgisiz kalmamanızı beraberinde getirir. İkinci önemli bir şey, şu anda İslam coğrafyasını bekleyen, benim en azından görebildiğim, umarım olmaz, en ciddi problem, sadece bu dağılımı gözünüzün önüne getirin, bir Şii-Sünni mezhep çatışması riski. Bu var mı? Aslında var. Bu risk hem de çok kuvvetli. Ve dolayısıyla eğer Müslümanların geleceğini daha iyi anlamak, geleceğiyle alakalı bir şeyler yapmak gibi bir niyetiniz varsa, bir hassasiyetiniz varsa, bu gerçekleri bilmeden bir şey yapılamayacağını da bilmek durumundayız. Çünkü bu mezhep çatışması riski patlamaya hazır bomba gibi. Bakın Türkiye'de bile birkaç gündür konuşuluyor, işte bazı İzmir'de Alevilerin yaşadığı bir evlerin kapısına işaret konulması falan. Her an kullanılmaya hazır bir takım unsurlar var. Bu her tarafta böyle. Yani şu anda mesela hala Suriye'de kan akıyor. Akan kan nasıl meşrulaştırılıyor? Mezhep farklılaşması yüzünden. Çok ilginçtir. 3-5 sene öncesine kadar Suriye'deki Nusayriler, İran'daki Şii mollalar tarafından kafir ilan ediliyordu. Ama bir anda İran Suriye'ye yaklaşıp İran Suriye'yi fiilen destekleyince oradaki Nusayriler bizim Şii mollaların Müslüman kardeşi oluverdiler. Yani mezhepler dinin ideolojik enstrüman olarak kullanılmasını farkındaysanız nasıl kolaylaştırıyor? Bu yüzden Şiiliği bilmek, hepsinden vazgeçtim, entelektüel olarak Müslüman entelektüel olarak bizim kendi geçmişimizi anlamamızı kolaylaştıracak bir unsurdur. Öğrenecek çok şeyler vardır. Şii geleneğin içerisinde yetişmiş büyük kafalar vardır. Mesela Tusi bunlardan birisi. İlk aklıma gelen. Gerçekten büyük isimler var o çerçeve içerisinde. Şimdi peki o zaman şöyle bir soru soralım. Biraz işin özüne inelim. Yani Şiiliği bilmek işimize yarayacak. Bu cümleleri biraz uzattım ama bunun için kurdum. Peki o zaman bu Şiiliği nasıl anlamaya çalışacağız? Ben burada madem bu kadar ilgilisiniz, size çok şöyle bir 5 dakika içerisinde bir mezhep nasıl anlaşılırla ilgili bir yöntem dersi vermek istiyorum. Bunu önemsiyorum. Çünkü mezheplere nasıl bakacağınızı bilmediğiniz sürece bu mezhepleri anlamak çok kolay değil. Ben eskiden hep anlatırdım. Süreç bir nehir metaforuyla anlatırdım onu. Kolay anlaşıldığını düşünüyordum. Ama yani Müslüman kafanın süreçleri anlamada çok zorlandığını gittikçe daha iyi fark ediyorum. Değişimi algılamakta zorlanıyoruz. O yüzden kısa bir metodoloji ile ilgili şöyle bir özet yapmak istiyorum. 1. Geçmişle tarih aynı şey değildir. Geçmiş yaşananların bütünüdür. Tarih geçmişten bugüne intikal eden bilgi, belge ve bulgularla bizim zihnimizde yaşadığımız bir inşadır. Bunun mezheplerle ilgili kısmını ifade edeyim. Mezheplerin bir geçmişi vardır. Ama mezheplerin geçmişiyle alakalı bugüne ulaşan bilgi, belge, bulgular sizin zihninizde o mezheple ilgili bir inşa oluşturur. Zihninizdeki mezheplerle ilgili bilgi, kitaplardaki mezheplerle ilgili bilgi mezheplerin ta kendisi değildir. Nedir? O mezheplerle alakalı bugüne ulaşan bilgi, belge ve bulgularla bizim zihnimizde yaptığımız bir inşadır. İki şey değişir. Hem geçmişten bize intikal eden bilgi, belge ve bulgulara bizim yüklediğimiz anlamlar değişir. Hem de bizim kafamızdaki algı değişir. Bu sebepten yani böyle tamamlanmış bitmiş süreçler olarak görmek doğru değildir. İkinci önemli bir mesele. Her mezhep adı ne olursa olsun kendisini bir şekilde peygamber dönemiyle irtibatlandırır. Bu irtibatlandırma peygamber döneminden bugüne gelen irtibatlandırma değildir. Bu irtibatlandırma bugünden ya da tarihin muhtelif noktalarından peygamber dönemine uzanan bir irtibatlandırmadır. Bir üçüncü mesele, Müslümanların kafasında birbirinden farklı tarih telakkileri ortaya çıkmıştır.
Bunun sebebi her mezhebin kendisini peygamber dönemiyle irtibatlandırma çabasıdır. Örnekle örnek üzerinden konuşayım. Şiilik der ki Şia'nın tohumlarını Hazreti Muhammed Aleyhisselam atmıştır. O ölünce Ali halife olsun diyenler Şii'dir. Sünni gelenekte der ki bazen adını koymadan peygamber vefat etti Hazreti Ebu Bekir halife olsun diyenler Sünni'dir. Bunların ikisi de yanlıştır. Niye yanlış? Hazreti Ali Şii değildi, Hazreti Ebu Bekir de Sünni değildi. Bakın öyle bir şey yok ortada. Dört halife döneminde Şiilik Sünnilik mi olacak? Hayır, yok öyle bir şey. Peki devam ediyorum şimdi bu metodolojik şeye. Herhangi bir mezhebin ne zaman doğduğunu anlayabilmemiz için bizim o mezhep doğrultusundaki ilk farklılaşmaları tespit etmemiz gerekiyor. Yani o mezhebe ait fikirler hangi zaman diliminde tarih sahnesine çıktı, hangi zaman diliminde toplumda iz bıraktı, kurumsallaşmaya başladı. İşte bunu tespit edebilirseniz o mezheplerin ne zaman tarih sahnesine çıktığını tespit etmiş olursunuz. İslam mezhepleri tarihinin en zor alanlarından birisi bu tespit meselesidir. Çünkü İslam düşüncesinin en ciddi problemlerinden birisi bana göre zaman kayması, mekan kayması, fikir kayması ve kavram kaymasıdır. Ne demek istiyorum bu cümlemle? Düşünün siz daha sonra ortaya çıkan Mutezile ile ilgili Hazreti Peygamber'e hadis söyletiyorsunuz. Ya da Cebriye ile ilgili Kaderiye ile ilgili Hazreti Peygamber'e dedirtiyorsunuz ki Kaderiye bu ümmetin mecusileridir. İyi de Hazreti Peygamber'in sağlığında Kaderiye diye bir mezhep var mı? Yok. Peki Hazreti Peygamber gaybı bilir mi? Yok. O zaman ne yapmış oluyorsunuz siz? Aslında Peygamber'e Kaderiye adını telaffuz ettirmekle Kaderiye'yi kötületmiş oluyorsunuz. Ama tersinden Kaderiye de diyor ki ben de peygamber zamanından beri vardım. Bu sefer onlar da Kaderiye hakkında olumlu hadisleri peygambere söyletiyorlar. Yani her mezhep hakkında lehte aleyhte onlarca rivayet vardır peygambere söylettirilen. Bu basit gibi görünüyor. Bakın bu sadece verdiğim örnekte ne var? Zaman kayması var. 2. asırda ortaya çıkan bir mezhep kendisini 1. asırla irtibatlandırıyor. Hatta ilginç bir örnek daha vereyim. Hem güncel zihninizde kalır diye düşünüyorum. Mesela Said Nursi risaleleri Nur Suresi ile irtibatlandırır biliyor musunuz? Nur Suresi'nin risalelere işaret ettiğini söyler. Kapattım parantezi. Bu da köken arama arzusuyla alakalıdır. Yani bir şekilde kendinizin en sahih, en güvenilir mezhep olduğunu peygambere söyletme. Bunun bu çerçevede bakın zaman kayması çıkıyor karşınıza, kavram kayması çıkıyor, mekan kayması çıkıyor. Ve siz o zaman ne oluyor? Geçmişten gelen her türlü bilgiyi doğru bilgi olarak görme eğilimindesiniz. Halbuki geçmişten bugüne gelen bilgiler de inşa edilmiş bilgilerdir. Biraz fazla teknik oldu ama umarım daha fazla buraya giremeyeceğim. Çünkü bunun şimdi örnek üzerinden anlaşılmasını kolaylaştıracağım. Şiiliğin ne zaman doğduğu problemi gerçekten İslam düşünce tarihinin en ciddi problemlerinden birisidir. Çünkü Şiiler der ki bizim tohumlarımızı atan peygamberdir. Başka gelenekler Şia'ya karşı çıkan gruplardan birisi der ki Şiilik İbn Sebe'nin tohumlarıdır. İbn Sebe Yahudi dönmesidir. Şiiliği ortaya çıkartan İbn Sebe Yahudidir. Müslümanları parçalamak için böyle bir şey icat etti. Bazı araştırıcılar der ki Cemel'de Şiilik ortaya çıktı. Bazıları der ki Sıffin'de ortaya çıktı. Bakın tam bir karmaşa var orada. Benim doktora tezimin bir parçasıydı bu. Kendime şu soruyu sordum. Dedim ki Şiiliğin doğuşunu ben metodolojik olarak en sağlıklı bir şekilde nasıl tespit edebilirim? Bilgi sosyolojisinin kuralı, fikirler boşlukta doğmaz. Öyleyse bugün kendisini Şii diye tanımlayanları da içinde barındıracak, içine alacak Şia'nın kapsamlı bir tarifini Şii kaynaklardan bulabilir miyim? Buldum. Bu da nedir? Tanım Nevbahti'de ve Kummi'de çıkıyor karşımıza. Hicri 3. asrın sonu, 4. asrın başları, 3. asrın Nevbahti 310 ya da 301 Kummi Nevbahti. Tanımda ortaya çıkan 3 unsur var. 1- imametin nas ve tayinle olması fikri. 2-
İmametin Hazreti Ali'ye ve soyuna tahsisi fikri. 3. İmamların masum hatasız günahsız olmaları fikri. Şimdi bu bugünkü Şia'yı da içine alıyor mu? Evet, bugün İmamiye dediğiniz insanlar da İmamiye'nin alt kolu Nusayrilikte de ya da İsmaililikte de bu üç temel unsuru görebilirsiniz. O zaman temel Şii fikirler dediğimizde imametin Allah tarafından belirlenmesi gibi bir anlayış çıkıyor karşınıza. Başka imametin, hilafetin Ali'nin soyuna tahsisi gibi ikinci bir fikir çıkıyor. Üçüncüsü bu imamların hatasız günahsız olmaları. O zaman sadece fikirlerden hareket edersek ne diyebileceğiz? Bu fikirlerden her üçü de ya da en azından bir tanesi hangi zaman diliminde, hangi olaylarla irtibatlı olarak tarih sahnesinde var olmuş ve nasıl kurumsallaşmış? Bunu tespit edebildiğiniz andan itibaren siz Şiilikten söz edebilirsiniz. Aksi takdirde Şiilikten söz edemezsiniz. Buna ilave edeceğim, daha sonraki çalışmalarımda ortaya çıkan bir şey oldu. Peki bunu, yani bir mezhepleşme sürecine gittiğinizde karşınıza bir epistemolojik kırılma çıkar. Yani o mezhebin kendi argümanlarını dillendirdiği bir kırılma epistemolojik boyutta. Yani daha açık bir ifadeyle bir bilgi anlayışındaki farklılaşma. Şii düşünceyi karakterize eden böyle bir farklılaşma var mı? Evet, var. Nedir o? Şii zihniyeti, ben ona daha sonra batıni zihniyet dedim. Çünkü yıllarca burada öğrencilerimiz de var, benden mezhepler tarihi dersi alan. Onlara da batıniliği çoğu zaman bir mezhep gibi anlattık İsmailiye ile birlikte. Sonra anladım ki batınilik bir zihniyet, bir mezhep değil. Ve batıni zihniyet Şii düşünceyi karakterize eden bir zihniyet. Üç temel özelliği var. Epistemolojide vahyin sürekliliği fikri. Yani vahiy dediğiniz şey sadece Kur'an-ı Kerim'den ibaret değil, vahiy devam eder. Ve Şii gelenekte denilir ki imamlarla peygamber arasında bir fark vardır. Bu Kuleyni'de geçen bir rivayettir. Diğer başka kaynaklarla da teyit ediliyor. İmam peygamber meleği görür, melekle konuşur, melekten vahiy alır ama imam meleği göremez, melekle konuşamaz fakat meleğin söylediğini işitir. Yani vahiy devam ediyor ve imam meleğin söylediğini işitiyor. Mesela imam herhangi bir konuda bilgi sahibi olmak istiyor. İmamlar her şeyi bilirler. Bilmek istediği her şey imamlara Allah tarafından anında bildirilir. Ve bu devam eden bir şey. O yüzden aklınızda kalsın, Şii düşünceyle ilgili bu söylediğim kritik bir şeydir. Şia'nın hadis anlayışında, ileride tekrar belki temas edeceğim ama unutabilirim. Şia'nın hadis anlayışında belirleyici unsur şudur. İmamların ağzından çıkan her söz eşittir peygamberin sözüdür. O da eşittir Allah kelamıdır. Sistem böyle kurulur. Yani bu şu söylediğim Şii düşünceyi anlamanın anahtarlarından birisidir dolayısıyla. Şimdi epistemolojik manada Şia'nın Şiilikteki hakim zihniyet vahyin sürekliliği fikri. Peki devamında ne var? Yine epistemolojik kırılmayı besleyen ikinci bir unsur var. Çift kutupluluk. En kolay anlaşılır haliyle zahir batın ayrımı. Her söylemin iki anlamı vardır. Bir görünür anlamı, bir de görünmez anlamı. Bu sünni sufi düşüncede de çıkar karşınıza. Ledünni ilim olarak çıkar, başka şekilde çıkar. Yani çift anlamlılık dediğimiz şey. Ve batini zihniyet manayı önceleyen bir zihniyettir. Bu nasıl yansır? Tefsire, mesela sünni gelenekte de işari tefsir ekolünün bu konuda bazı şeyleri vardır, ortaya koyduğu unsurlar. Evet, Kur'an Allah kelamıdır, kabul, ama manası da Allah'tan gelir. İşte aslında bu fikrin Müslüman coğrafyada ilk neşet ettiği gruplar Şii gulat hareketlerdir. Oralarda çıkıyor karşımıza. Daha sonra sünni geleneğe de sirayet ediyor bu söylediğim. Her zahirin bir batını vardır. Mesela bu doğrultuda size ilginç bir tespitimi paylaşayım, parantez içi bilgi. Men arefe nefsehu fekat arefe rabbehu. Kendini bilen Rabbini bilir diye kolay tercüme edilir. Ben bu kalıbın Hermes geleneğine uzandığını tespit ettim. Ve Şii düşüncede de vardır. Ta eski Mısır oralara kadar gidiyor. Kullanılan bir kalıp olarak çıkıyor karşımıza. O zaman bir üç temel fikirden söz ettim. Epistemik kırılmadan söz ettim. Vahyin sürekliliği fikri ve bu çerçeve içerisinde çift mananın öncelenmesi fikri.
Ve bunlar karizmatik lider anlayışının altyapısını oluşturuyorlar. O zaman şu söylediklerimi toparlıyorum şimdi. Hiç peygamberin vefatından sonraki gelişme sürecini dikkatli okuduğumuzda, Şia'nın iddialarını merkeze alırsak, bu üç fikrin hangi zaman diliminde var olduğunu kanıtlayabilirsek, diyeceğiz ki işte Şiilik o zaman başlamıştır. Peki şimdi hızlı bir tur yapalım. İddiaları nelerdir? Şia'nın en temel iddiası bu söylediğim manada meşhur Kadir Hum meselesidir. Kadir Hum meselesinin özü şudur. Der ki Şii kaynaklardan aktarıyorum. Yine Kuleyni'yi merkeze alarak aktarıyorum. En erken Şii kaynaklardan biri odur. Kuleyni'nin El-Kafi diye Sünni gelenekteki Buhari ile mukayese edilebilecek derecede önem verilen bir çalışmadır o kitaptır. Çünkü Kuleyni'nin kitabını 12. İmam'a arz ettiği, 12. İmam'ın da o kitaptaki uydurma rivayetleri sildiği, Kafi adını onun verdiği Şii gelenekte öne çıkan bir ifadedir. Orada aktarılan bilgi özetle şu. Deniliyor ki Hazreti Peygamber'e daha önceden Hazreti Ali'nin imametini topluma ilan etmesi bildirilmişti. Ama Hazreti Ali Müslümanlar dinden çıkar korkusuyla ilan etmekten çekin. Hazreti Peygamber Ali'nin imametini Müslümanlar kabul etmez de dinden çıkar korkusuyla ilan etmedi. En son veda haccı dönüşü Kadir Hum denilen yerde Maide suresinin 67. ayeti nazil oldu. Belli ma unzile ileyke min rabbik diye devam eder. Ayette Cenab-ı Hak buyurdu ki Hazreti Peygamber'e sen Ali'nin imametini ilan et. Eğer o işi yapmazsan ki ayette böyle bir şey yok. Belli ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. İndirilen nedir? Şu anda düşünürseniz Kur'an-ı Kerim'in ta kendisidir. Ama bakın manayı öncelemek dediğim şey burada ortaya çıkıyor işte. Sana tebliğ edilen oradaki görev Ali'nin imametinin ilanıdır. Onu ilan et, yapmazsan görevini yerine getirmemiş olursun. Ayetin devamında vallahu yasimuke minen nas ifadesi var. Allah seni insanlardan korur. Bunu da yorumluyor. Burada yine bir parantez içi ama kritik bilgi. Efendim önce inanırsanız her şeyi ispatlayabilirsiniz. O yüzden İslam sizden önce bilmenizi ister, inanmanızı değil. Parantezi kapattım. Bu çerçeve içerisinde deniliyor ki Hazreti Peygamber Kadir Hum denilen yerde durdurdu kervanı, önden gidenlere haber gönderdi geri gelsinler diye, arkadan gelenlerin yetişmesi için beklendi. Orada deve semerlerinden bir yüksekçe bir yer yapıldı. Hazreti Peygamber üzerine çıktı. Hazreti Ali'yi de çağırdı yanına. Dedi ki men kuntu mevlahu fehu aliyyun mevlahu. Şiiler der ki işte bu hadise Hazreti Ali'nin imametinin ilanıdır. Kaynağın devamında iki şey var. Hazreti Ebu Bekir Ömer'den söz edilir. Ebu Bekir Ömer de sıraya geçti. Ali'yi tebrik etti derler. Başka hemen devamında dinin tamamlanmasını ifade eden Maide suresinin 3. ayetinin nazil olduğunu, dinin tamamlanmasının bir velayeti Ali, Ali'nin velayetinin ilanıyla olduğu da Şii kaynaklarda yer alır. Peki şimdi buradan bakalım. Bu bilgi doğru bilgi olabilir mi? Yine Şii kaynaklardaki bilgileri merkeze alarak düşünelim. Bir, Kırtas hadisesi diye meşhur bir hadise var. Hazreti Peygamber hastadır. Vefat süreci hissedilir. O sırada der ki bana bir kağıt kalem getirin size vasiyet edeyim. Ama kendinden geçer. Bizim Hazreti Ömer der ki ne vasiyeti? Kur'an var yetmez mi? Bizim Şiiler der ki işte orada eğer Ömer engellemeseydi peygamber Ali'yi vasiyet edecekti. Ali'nin imametini yazdıracaktı. Yazdıracağıyla ilgili bir bilginiz var mı? Yok. Ama öyle inanırsanız öyle yorumlayabilirsiniz. İşte batini anlayış. Devam edelim şimdi. Başka kullanılan argümanlar. Mesela Harun Musa meselesi en çok kullanılan argümanlardan birisidir. Hazreti Peygamber Ali'ye demiştir ki ey Ali sen Harun Musa'ya göre hangi konumdaysa sen de bana göre öylesin. Bununla ilgili küçük bir ayrıntı. Olay bir Seriye'ye çıkışta gündeme gelir. Hazreti Peygamber Hazreti Ali'yi Medine'de bırakmıştır. Hazreti Ali'ye birileri der ki ya sen vekil de bırakılmadın. Peygamberin sana bir görev de vermedi peygamber. Sen çoluk çocuğun başına bekçi mi bırakıldın? Bunun üzerine bizim Hazreti Ali atına atlar, orduya yetişir.
Hazreti Peygamber'e der ki ya beni çoluk çocuğun başına bekçi mi bıraktın? Ben savaşmak istiyorum. O da güler der ki hadi işine. Yani Harun Musa'ya göre hangi konumdaysa sen de bana göre öylesin. İşte olayların arka planını bildiğinizde anlamanız daha kolaylaşıyor. Başka öne çıkan rivayetler ta ilk Hazreti Peygamber'in şeyi esnasında peygamberliğini açıkça ilan etmeye başladığı esnada olan bir olay vardır. İçinizden benim vasim, velim olacak kim var diye sorduğu şeklinde bir rivayet. Hazreti Ali muhtemelen 12-13 yaşlarındadır. Herkes bırakıp giderken o der ki ben varım. İşte bunu da delil olarak kullanırlar. Onun dışında daha pek çok rivayetler var. Çok detaylara girmek istemiyorum. Burada sadece bir şey ifade edeceğim. Eğer merak eden arkadaşlar varsa İlahiyat Fakültesi dergisinde benim yıllar önce yayınladığım Şiiliğin Doğuşu Meselesi diye bir makalem var. Orada bu meseleleri enine boyuna tartıştım. Ben çıkan sonucu söylüyorum. Eğer Hazreti Peygamber sağlığında Ali'yi imam tayin etseydi, Hazreti Ebu Bekir'in hilafetiyle sonuçlanan tartışma süreci nasıl olurdu? Fikirlerimizi test etmek için oraya gidiyoruz ve karşımıza çıkan şey şu. Peygamberin naaşı ortada dururken Sakife'de Medineli Ensar toplandı. İşlerinden birisini lider olarak belirlemek için. Ama Medineli Ensar iki kabileden oluşuyor. Eys ve Hazireç uzlaşamadılar. Tartışma büyüdü derken Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in haber oldu. Onlar müdahale ettiler ve dediler ki bu sefer bir emir sizden bir emir bizden olsun. Uzun tartışmalardan sonra Hazreti Ebu Bekir hilafet makamına geldi. Hazreti Ebu Bekir'i o makama taşıyan liyakatı kadar Araplardaki kabileler arası denge politikasıdır. Bu tartışmada Hazreti Ali'nin eğer peygamberin böyle bir belirlemesi olsaydı sahabeden birisi çıkıp da demez miydi? Ey insanlar ayıp oluyor peygamber zaten Ali'yi belirledi diye. Bakın böyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. Devam edin. Hazreti Ebu Bekir Ömer'i tavsiye etti. Yine itiraz yok. Ne zaman Hazreti Ali'nin hilafeti ciddi manada gündeme geldi? Hazreti Ömer'in oluşturduğu 6 kişilik heyette Ali ile Osman karşı karşıya gelince işte o zaman mesele farklılaştı. Ne oldu? Yine dikkat buyurun. Arka planda var olan kabile asabiyetidir. Bir grup dedi ki Ali halife olursa kabul etmeyiz, itaat etmeyiz. Bir grup dedi ki Osman halife olursa kabul etmeyiz, itaat etmeyiz. Ne var bu sözlerin arkasında? Tarihi Emevi-Haşimi çekişmesi var. Devam ediyorum. Osman öldürüldü. Cemel Savaşı, bir grup Cemel'de ayrıldı. Muaviye'nin yanında bir başka grup Şam'da. Bir grup tarafsızlar var. Bir grup da Hazreti Ali'yi meşru halife kabul etti. Peki Ali'yi meşru halife kabul edenlerin kafasında Hazreti Ali'nin nas ve tayinle halife olduğu şeklinde bir bilgi var mı? Hayır yok. Nereden çıkartıyoruz olmadığını? Çünkü Müslümanlar zaten dört gruba ayrıldığı gibi Ali'nin saflarında yer alanlar da homojen bir grup değil. Mesela ilk şeyde Sıffin Savaşı'nda mızrakların ucunda Kur'an sayfaları takılınca Kufeli Kurra Hazreti Ali'ye karşı çıktı. Dedi ki biz Kur'an'a kılıç çekmeyiz. Hazreti Ali dedi ki bu bir tuzaktır. Bakın dikkat edin. Devam ediyoruz. Sonra hakem olayından sonra yine Hazreti Ali'ye karşı çıktı gruplar. Sözü uzatmıyorum. Bunu sadece Hazreti Ali'den bize gelen Nehcül Belaga'da var olan bir rivayetle bu ifadeleri noktalayayım. Hazreti Ali çıkıyor, bir dedikodu yayılmış toplumda, Ali harp ilmini bilmez diye. Bunun üzerine öfkelenmiş Hazreti Ali kürsüye çıkıyor, diyor ki ya içimi kanla irinle doldurdunuz diyor. Ne olurdu keşke şu Muaviye'nin yanındakilerden, sizin 10 tanenize karşılık şu Muaviye'nin yanındakilerden bir tanesi benim yanımda olsaydı diyor. Yazın savaşa gidin diyorum, sıcak diye kımıldamıyorsunuz. Kışın savaşa gidin diyorum, üşüyoruz soğuk diye yerinizden kalkmıyorsunuz diyor. Diyorlar ki Ali harp ilmini bilmez. İçinizde benden daha cesur, benden daha kahraman kim vardı diyor. Ama itaat olunmayanın rey'i görüşü olmaz diyor. Men lem yuta fela re'ye leh. Ta zihnimde kalan ifadelerden birisidir bu. Yani ya bu söylediklerimde neyi gösteriyor? Yani Hazreti Ali'nin etrafında olanlar da Hazreti Ali'ye nas ve tayinle imam olmuş kişi gözüyle bakmıyorlardı. Hazreti Ali öldürüldü. Yine bunlar hep onun destek unsurları. Ne oldu? Oğlu Hasan Küfeliler tarafından halife olarak kabul edildi. Daha ilk savaşta Küfeliler Hasan'ı yalnız bıraktılar. O da
akıllı bir adam Muaviye'nin cazip teklifleriyle çekildi kenara. Peki nas ve tayin fikri olsaydı Hasan böyle bir şey yapar mıydı? Bakın şu söylediklerimi destekleyecek bir şey daha söyleyeyim size. Hazreti Ali'nin en ünlü komutanlarından birisi o öldürüldükten sonra da Muaviye'ye karşı savaşmaya devam etti. Ziyad bin Ebihi. Ünlü bir komutan. Muaviye baktı ki Ziyad'la baş etmek zor. Bir söylenti varmış onunla ilgili Ebu Süfyan'ın gayrimeşru oğlu diye. Muaviye hemen Hazreti Ali'nin o komutanla, o komutanıyla irtibata geçti. Ve bizim Ziyad bin Ebihi, Ziyad bin Ebi Süfyan oldu. Daha sonra Irak'ın Küfe ve Basra valisi oldu. Ve Küfe'de meşhur Mugire bin Şube'nin Cuma günleri lanet okumasına karşı çıkan Hucur bin Adi ve etrafındaki insanları öldüren de Ziyad bin Ebihi'dir. Aslında bence çok ilginç bir örnek bu, biliyor musunuz? Yani hem Şiiliği anlama bakımından ilginç bir örnek, hem o zamanki Müslüman kafayı anlama bakımından ilginç bir örnek. Burada Muaviye'nin olaylardaki rolüyle alakalı da yan destek unsurunu söyleyeyim size. Kabilecilik boyutunu görmeniz için. Hazreti Osman öldürülür. Muaviye Şam'da bir kampanya başlatır. Osman'ın kanlı gömleğini ve Nail'in kesik parmaklarını teşhir ederek. Der ki Osman'ın katili Ali bin Ebi Talip'tir. Bu o olayları anlayabilmeniz için anahtar cümlelerden birisidir. Yani herkes biliyordu Hazreti Ali'nin Hazreti Osman'ı öldürmediğini, Muaviye bilmiyor muydu? Ama yani siyasi düşünceyi görmek açısından da bence bu önemlidir. Evet, bu söylemeye çalıştıklarım Şiiliğin doğuşuyla alakalı bizi bir yere taşıyor. O da şu, Kerbela olayında Şiilik var mı? Orada da yok. Hüseyin'i Küfe'ye çağıranlar Küfeli Araplar, Hüseyin'i öldüren Küfeli Araplar, öldürülmesine seyirci kalan Küfeli Araplar. Ama Kerbela olayından dolayı birbirini yiyenler de bizim Türkler. Kapattım parantezi. Evet. Detaylara gitmiyorum. Kerbela olayında da Şiilik yok. Sonra Tevvab'ın hareketi Hicri 64, Hicri 67 Muhtar Üssakafi hareketi yine Şiilikle ilgili. Üç fikirden hiçbirisi yok. Detaylara girmiyorum görüyorsunuz. En son Muhtar'ın hareketinde Muhammed bin el Hanefiye'nin adı öne çıkıyor. Bu da çok ilginç. Niye? Hüseyin'in soyundan mesela Ali bin Hüseyin vardır. Onun adı çıkmıyor. Kerbela'da sağ kurtulan Muhammed bin el Hanefiye Hazreti Ali'nin Fatıma öldükten sonra evlendiği bir kadından olan çocuğu. Ve işte Kerbela ile ilgili süreçte Muhtar'ı harekete geçiren Kerbela'nın intikamı fikri. Toplumu o fikir etrafında topluyor. Ama bunu geleneğe uygun hale getirmesi lazım. O zaman geleneğe uygun olması demek Kerbela'nın intikamı için Hüseyin'in ya çocuklarından ya soyundan birisinin o intikamda başa geçmesi lazım. Ya da birini yetkilendirmesi lazım. İşte Muhammed bin el Hanefiye'den yetki aldığını, yani kendisini Kerbela'nın intikamı için Muhammed bin el Hanefiye'nin görevlendirdiğini öne çıkartıyor. İlginç olan nokta nedir? Muhtar hareketinin bu meşruiyet zemini kurulduktan sonra muhtarın etrafında yer alanların çoğu gayri Araplar. Küfe'deki isyanla başarılı olan gayri Araplar. İlk defa Müslümanların tarihinde gayri Araplar muhtar hareketiyle kendi varlıklarının farkında olmuşlardır. İşte muhtarın 67'de öldürülmesinden sonraki süreçte Muhammed bin el Hanefiye 81 yılında ölür. 81 yılından sonra bir grup insan der ki muhtarın o taraftarlarından sağ kalanlar Muhammed bin el Hanefiye ölmedi. Radva Dağı'nda gizlenmiştir. O bir yanda aslan bir yanda kaplan onu korumaktadır. Bakın bu Şia'nın İmamiye'nin 12. imam anlayışının ilk tezahürü olarak karşımıza çıkar. Burada der ki Muhammed bin el Hanefiye Vasi oğlu Mehdi. Vasilik fikri de görünür hale gelir. Mehdilik fikri de görünür hale gelir. Birinci asrın son çeyreğinde. İşte Hicri birinci asrın son çeyreği ilk Şii fikirlerin tarih sahnesine çıktığı zaman dilimidir. Daha sonra ilk Şii hareketler ortaya çıkar. İkinci asır Gulat hareketler dönemidir. Gulat hareketler ayıklanarak onların fikirleri. Gulat hareketlerde de üç temel fikir vardır. Ya uluhiyet iddiası vardır. Bazıları kendi liderlerinin tanrı olduğunu söylüyor. Ya peygamberlik iddiası vardır. Bazıları peygamberlik iddiasında. Hiçbirisi yoksa imamet iddiası vardır. Sonra bunlar ayıklanır.
Cafer Sadık sembol isim haline gelir. Cafer Sadık'tan sonra yavaş yavaş bildiğimiz İmamiye teşekkül eder. İmamiye bu şu anda Şia dediğimizde aklımıza gelen İmamiye'dir. Bu geleneğin devamı içerisinde İmamiye dediğimiz mezhep karşımıza çıkar. Sonra ne olur? Cafer Sadık buradaki İmamiye'nin teşekkül süreciyle ilgili birkaç şey söylemem lazım. Bir Şii, çağdaş Şii alimlerden Muhammed yok, Kâşiful Gıta ve tercüme eden de bir başka Şii, Abdülbaki Gölpınarlı, sonradan Şii olan ilginç isimlerden birisidir. Onun tercümesi, aslında Muhammed Rıza el-Muzaffer'in kitabı daha sistemliydi ama oradan bir şeyi okumak istiyorum burada. Yani geçmişle şu anlattıklarımla bugünkü şeyin bağlantılarını görmemiz açısından bence işe yarayacak diye düşünüyorum. Evet, İmamiye diğer İslam mezheplerinden bu inançla ayrılır. Hangi inançla? İmamet inancıyla. Yani İmamiye'ye göre diğer tüm mezhep Şia'nın kollarında da vardır bu. İmamet nas ve tayinli olur. Bu inançla ayrılır. İmamete inanmak İmamiye'nin usulündendir. Bundan başka fırkalar, bundan başka farklılıklar füru'a aittir, detaylara aittir ve bütün müçtehitlerde görülür. Hanefi, Şafii ve sair mezhep erbabı arasındaki farklar gibidir. İmamiye, imameti Allah tarafından verilen bir makam olarak kabul eder. Nas ve tayin dediğim şey bu işte. Allah kullarına nasip olmayan bilgisiyle nasıl peygamberi onların arasından seçmişse, nasıl ona itaati farz kılmışsa, peygamberlerine de Hazreti Ali Aleyhisselam'ın imametini ümmetine bildirmesini, kendisinden sonra onun imam olduğunu tebliğ buyurmasını emretmiştir. İnsanlar bugüne kadar nasıl iman ve yakinde bir değillerse o günde bir olmadıklarından Hazreti Peygamber bu işin ümmete ağır geleceğini, amcasının oğlunu ve damadını sevdiğinden bu işi yaptığını sanacaklarını düşünmüş. Bunun üzerine Allah Subhanehu ve Teala Maide suresinin 67. ayetine işaret ediyor. Ey peygamber, bildir sana Rabbinden indirilen emri ve eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Ayet maali. Hazreti Peygamber de bu emir üzerine son haccı olduğu için veda haccı denen Gadir veda haccından dönerken Gadir Hum'da ashaba bir hutbe okuyup ben müminlere nefislerinden evla değil miyim diye sormuş. Onlar da evet diyerek tasdik buyurmuşlar. Bunun üzerine ben kimin mevlası yani efendisi Veliyül Emri isem bu Ali de onun efendisi Veliyül Emri imamıdır. Men kuntu mevlahu fehu aliyyun mevlahu diye Allah'ın emrini tebliğ buyurmuştur. Başka yerlerde de ima ve işaretle yahut açıkça bunu tekit etmiştir. Yani demem o ki tarihte benim geçmişe yönelik olarak tespit etmeye çalıştığım şey bugünkü Şiilerin de iddialarını içinde barındırmaktadır. Bu çerçeve içerisinde doğuş sürecini ana hatlarıyla bu şekilde ortaya koyduktan sonra biraz Şia'nın kollarından söz edeyim. Ondan sonra Şii düşüncenin bazı karakteristik özelliklerini size anlattıktan sonra güncel boyutu anlattığım için orayla bir iki bağ kurup konuyu tamamlayayım. Bu anlattıklarımı biraz referans vereceğim. Merak eden arkadaşlara bu Emeviler devri Şii hareketleri bu benim doktora tezim. Orada bu özetlediğim bir kısmı temel dayanaklarıyla yazmaya çalıştım. Onun ötesinde bu konuda yazılan pek çok çalışma var, yapılan çalışmalar var. Yer yer onlara da işaret edilebilir. Mesela Muhammed Rıza el-Muzaffer'in kitabı var. Bu söylediğim, şu anda bunun baskısı yok zannediyorum. Kâşiful Gıta'nın, bu özetleyerek Abdülbaki'nin tercüme ettiği bir kitap. Mesela Tabatabai'nin kitabı var. Türkçe'ye tercüme edilen pek çok kitaplar var. Bunları da yani kitaplara gittiğinizde o süreci görebilirsiniz. Benim burada size aktaracağım bir başka mesele, bu İmamiye'nin teşekkülüyle alakalı bir cümle kurmuştum. Dedim ki gulat fikirler ayıklanarak İmamiye zinciri inşa edildi. Peki bu zincirin ana özellikleri neler? Aslında bizdeki gelenekte, mesela Sufi geleneklerde de vardır bu. Abdülkadir Geylani, Kadirilik dersiniz. Abdülkadir Geylani'den peygambere uzanan bir silsile çıkar karşınıza. Zannedersiniz ki o silsile peygamberden başladı bugüne geldi. Hayır.
bu kurumsal yapılar teşekkül edince işte onun için kendi tarihlerini inşa ediyor deme gerekçem oydu. Şiilikte de İmamiye diye bir mezhep yok. Ne zaman yok? Hazreti Ali'nin sağlığında yok. Hasan'da yok. Hüseyin'de yok. Hüseyin'in oğlu Ali bin Hüseyin'de yok. Zeynül Abidin'dir. Kerbela'dan kurtulan tek erkek çocuk. Hasan'ın soyu bak çok gündeme gelmiyor orada. Devam edelim. Ondan sonra Muhammed Bakır zaten ilimle uğraşıyor. Bunların 5 Şia'nın 5 imamından 5'inin de Şiilikle hiçbir alakası yok. Ortada Şiilik yok onların zamanında çünkü. Her birisinin meşguliyetleri farklı. Cafer Sadık kritik bir isim. Cafer Sadık kendisi Medine'de yaşıyor ağırlıklı olarak. Fakat Küfe'ye zaman zaman gidiyor. Küfe'de bir sevenler grubu var. Yani iki Cafer Sadık var. Medine'deki Cafer Sadık çok zengin bir adam. Bahçeli bir evi var. Medine'nin entelektüelleri gidip geliyor. Öyle bir yapı. Ama bir de Küfe'de bir Cafer Sadık var. Birbirinden tamamen farklı aslında. Küfe'deki Cafer Sadık zaman zaman harekete geçiyor. Gulat hareketlerle mücadele ediyor. Aslında ilginç olan ne? Şia'nın doğuşuyla alakalı çok detaya girmemek için söylemedim ama İbn-i Sebe meselesi hep söylenir Şiiliğin doğuşunda. İbn-i Sebe'ye atfedilen fikirler Hazreti Ali'nin yaşadığı zaman diliminin fikirleri değildir. Ali'nin uluhiyetiyle ilgili iddialar Hicri 2. asırda tarih sahnesine çıkar. Ama bazı insanlar Hazreti Ali'nin de gulat fikirlere karşı olduğunu dile getirmek yani amacıyla gulat yani uluhiyet iddialarını Hazreti Ali zamanına taşırlar. Sebep Hazreti Ali de uluhiyet iddialarına karşıydı dedirtebilmek için. İkinci asırda işte Cafer Sadık'ın Tanrı olduğunu iddia ediyorlar. Hazreti Ali'nin Tanrı olduğunu iddia ediyorlar. Cafer Sadık diyor ki biz bunlardan uzağız. Cafer Sadık'ın yerini zaman zaman Hazreti Ali alıyor. O ikinci asrı ve üçüncü asırdaki zihin yapılarını anlamanız için size şöyle bir örnek vereceğim. İbn-i Kuteybe aktarıyor bunu kitabında. Üçüncü asırda kendi gördüğü bir örnek. Diyor ki bir gün Küfe'de insanların mağara gibi bir yere girip çıktıklarını gördüm. Ben de merak ettim. Girdim. Baktım diyor bir kara kuru bir adam oturuyor orada. Elini uzatıyor. Her gelen elini öpüyor. Oraya para bırakıyor. Bir şey bırakıyor. Kenarda bekledim diyor. Bir süre sonra sakinleşince yanına yaklaştım. Sen kimsin diye sordum diyor. Dedi ki ben Hazreti Ali'yim. Sana Hazreti Ali olduğunu kim söyledi dedim diyor. Dedi ki oradaki oturan bana birileri dedi ki sen Hazreti Ali'sin. Ben de baktım ben Hazreti Ali'ymişim. Buraya oturdum ve insanlar da gelip elim öpüyor Hazreti Ali diye. Yani şimdi bakın çok ilginç bir şey var burada. Yani din söz konusu olunca rasyonelite çoğu zaman kayboluyor. Yani böyle tuhaf şeylerle karşılaşıyoruz zaman zaman. İşte ikinci asırda gulat hareketlerin çoğunda bu tür örnekler var. Mesela ikinci asırda Mukannaiye diye bir hareket var. Adam kendisinin tanrı olduğunu iddia ediyor. Çok da fizik olarak yüzü göze hoş gelmeyen bir adammış. Peçe takarmış yüzüne. Hem de altından peçe taktığı söylenir. Taraftarları diyor ki ya şu yüzünü bir görelim. O da göstermiyor. Diyor ki yüzümü göremezsiniz. Musa da sizin gibi diyor görmek istedi. Ne olduğunu biliyorsunuz. Yani gerçekten ilginç. Kaynaklardaki bilgiler bunu Nerşahide dikkatimi çekmişti. Orada okumuştum onunla ilgili bilgiyi. Sonra ısrarları olunca taraftarlarının yani o zaman insanlara Tanrı diye inanıyor insanlar. Gözleri görmesine rağmen. İkinci asrın özelliği sihirbazlık, simya falan çok yaygın. Adam ayna sistemlerini biliyormuş. Böyle çok taraftarlarına diyor ki falan gün hava açık falan yere gelin. Orada böyle bir uygulama yüzünü açarken aynalar güneşin ışığını taraftarlarına böyle kuvvetli bir şekilde yansıtınca herkes secdeye kapanıyor. Demedim mi ben size diyor benim yüzümü görmeye dayanamazsınız. Bu benzer örnekler yani şaka gibi geliyor insan ama kitaplarda var bunlar yani. Dolayısıyla Hicri 2. asırda Cafer Sadık daha vefat etmeden etrafındaki insanlar Cafer Sadık'tan sonra oğlu İsmail'in imam olacağını düşünürler. Ama İsmail Cafer Sadık'ın sağlığında ölür. Ne olacak şimdi? İki şık var. Cafer Sadık
Allah'tan gelen ilmiyle İsmail'i imam tayin etmişti. Cafer Sadık öldü. Ne diyeceksiniz? Ya Allah fikir değiştirdi diyeceksiniz. Buyurun. Evet, bunlar deniliyor, kitaplarda var. Ya da diyeceksiniz ki hayır, İsmail ölmedi. Evet, ikinci şık, İsmail ölmedi. İsmailiye ölmediği üzerine gidiyor. Bir grupta diyor ki hayır, İsmail öldü ama İsmail'den sonra oğlu Muhammed var. Muhammed bin İsmail esas imam o. Sebiye dediğimiz yedi imamcılık işte buradan başlar. Cafer Sadık'ın adı üzerine İsmailiye dediğimiz kol kendisini buraya buraya dayandırır. Sonra Cafer Sadık, Musa Kazım, 11. imam Hasan el Askeri, 12. imam Muhammed Mehdi. Muhammed Mehdi 255 yılında doğar, 260 yılında kaybolur. Gaybet-i Sura dönemine girer, 328'e kadar. Niye kaybolur? Ölüm tehlikesi vardır. 328'den sonra büyük gaybet dönemi başlar. Şu anda Şia'nın, Şii İmamiye'nin 12. imamı, rakam yanlış değilse 1186 yaşındadır. Hala yaşıyor. Evet. Aslında Hümeyni zannettiğinizden çok akıllı bir adam, biliyor musunuz? Yani Allah rahmet eylesin. Ben onu anlamak için de epey bir çaba sarf ettim. Bakıyor ki olacak gibi değil. Gelenekte daha önce tartışılmış olan velayeti fakih fikrini olgunlaştırıyor. Diyor ki gaybet döneminde 12. imamın tüm yetkileri fukahaya devredilmiştir. Ve o devrim esnasında kullandığı argüman, siz diyor 12. imamın döneceğine inanıyor musunuz? Evet, ne bekliyorsunuz o zaman? Hadi bakalım diyor, kolları sıvayın, imam geldiği zaman ortamı hazır bulsun. İran devriminin temel dinamiklerinden birisidir bu söylediğim işte. Mesela şu sahne Hümeyni'nin söylediği benim gözümün önünden gitmeyen bir sahnedir. Tahran'dan düzeltiyorum, Paris'ten kalkan uçak Hümeyni'yi Tahran'a indirir. Zehra mezarlığı orada, o civarda çarpış. Beheşti Zehra. Orada çarpışmalar vardır. Hümeyni yaklaşır, der ki evlatlarım, açın göğüslerinizi, yırtın gömleklerinizi. Şahın askerlerinden gelecek her kurşun sizi Hüseyin'e bir adım daha yaklaştıracaktır. Bakın, meseleyi ifade edebildiğimi bilmiyorum yani. Bütünüyle işte Hümeyni'nin yapıp ettiği ilginç şeyler var bu çerçevede. Ve devrimin temel dinamiklerinden birisi bu Şii gelenekteki yaptığı devrimdir. Yani 12. imamın yetkilerinin fukahaya devredilmesi, meşhur velayeti fakih nazariyesi. Dolayısıyla şu anda İmamiye dediğimizde İran'ın anayasasında vardır bu İmamiye, İsna Aşeriye, Caferiye, aynı şeyleri kastediyoruz. İmamet inanç esası olduğu için, yani 12 imam zinciri 12. imamın gaybete girmesiyle birlikte tamamlanmış oluyor. Sefirler dönemi devam ediyor. Bugün de mesela kimindi? Gaybetle ilgili bir kitap, Mutahhari. Mutahhari İran'ın yetiştirdiği büyük entelektüellerden birisi. O Murtaza Mutahhari. Onun kitabı, çok şaşırmıştım. Gaybeti temellendirmek için onca felsefi birikimini adam oraya hasretmiş. O kadar üzülmüştüm ki. Dedim ki yahu başka bir işin yok muydu Allah aşkına? İşte onun için diyorum ara ara önce inanırsanız her şeyi ispatlayabilirsiniz deme gerekçem o. Şu söylediğim Müslümanların bugün de problemidir, genel problemidir, unutmayın. İnancın rasyonel temelleri kaybolursa neye inanacağınızı şaşırırsınız. İrrasyonel her şey sizin için iman esası, gelenek dahil iman esası haline gelebilir. Şimdi bu doğrultuda İmamiye teşekkül etti. İmamiye'nin temel görüşleri nelerdir? Meat, onları hemen kısaca birkaç cümleyle söyleyeyim. Yine meraklı arkadaşlarımıza şeye aktarayım, havale edeyim kitaplara o bilgileri. İmamiye'nin usulüddin dediğimiz şeyde tevhid vardır. Nüanslarda farklılıklar var ama İmamiye mezhebine mensup olanlar Allah'ın var ve bir olduğuna inanırlar. Detay görüşlere girmiyorum. Başka ne vardır? Öldükten sonra dirilmeye inanırlar. Başka nübüvvete, Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna, Kur'an'a inanırlar. Bunlar vardır. Peki fark nerede çıkar karşınıza? Temelde imamet meselesinde çıkar. İmametle ilgili olarak ne söylerler? İmamet inanç esasıdır. Ben İran'a gittiğimde ilk gidişim 1991'di. Orada zannediyorum Ayetullah Kirmani olacak. Direkt sordum, dedim ki
Bana göre siz Müslümansınız ama ben imamete inanmıyorum. Size göre ben Müslüman mıyım dedim. Verdiği cevap evet dedi. Bize göre de sen Müslümansın. Çünkü imamet Şii olmanın şartıdır. Dinin usulünden değildir. Şii olmanın usulündendir. Tabii o zamanki düşüncem itiraz etmeye hakkım yok ama içimden geçen acaba takiye mi var? Şiiliği anlamanın çalışmanın en zor tarafı burasıdır. Çünkü takiye Şii gelenekte vardır. Takiye ile ilgili hatta Hümeyni'nin bir ifadesini aktarayım size. Diyor ki eğer Sünnilerin içindeyseniz zarar görecekseniz onlar gibi abdest alın. Söylenen şey bu. Yani bu Şii gelenekte var. Takiyenin olması da ne zaman hakikati söylediklerini, ne zaman söylemediklerini tespit etmenizi zorlaştıran bir faktördür. Bunu da altını çizelim. İmametle alakalı hemen birkaç şey daha size aktarayım. Mesela imamlar her şeyi bilirler, alim insanlardır. İmamlar zamanın en seçkinidirler. İmamlar ne zaman öleceklerini de bilirler. Bir şey bilmek istedikleri zaman melek onlara bildirir. Bununla alakalı detay bilgiler var. O detay bilgileri sözü çok uzatmamak bağlamında kısa kesmek durumundayım ister istemez. 12. imamla ilgili kısmı okudum. Şimdi bu doğrultuda şunu ifade edeyim. Şii literatür küçümsenmeyecek derecede önemli bir literatürdür. Şii düşüncenin içerisinde muazzam bilim adamları yetişmiştir. Bunları da görmek lazım. Bunu anladığımızda temel farkları görürüz. İşinize yarayacak birkaç pratik bilgi şimdi. Mesela gittiğinizde İran'a ne görürsünüz? Sizi en çok dikkatinizi çekecek şeylerden birisi. Küçük namaz kılarken her camiye girdiğinizde hemen caminin sağında solunda Kerbela taşı diye şeyler vardır. Bazıları bunlar puta tapıyor diye de söyleyebiliyorlar. Ben duydum. Bunlar yanlış bilgilerdir. Kerbela taşı özelliği şu. Aslında yani zaman darlığından girmedim. Kerbela Şii tarih telakkisinde ve Şii düşüncenin, Şiiliğin ve Şii düşüncenin inşaında en temel motiflerden birisidir. Öyle büyük bir mitoloji üretilmiş ki o çerçevede o mitoloji Kerbela'nın gerçekliğini anlamamızı zorlaştırmış. Şu anda gerçekten çok zor. Ben mesela bir arkadaşımıza bir doktora tezi verdim. Bu zamana kadar 30'un üzerinde doktora tezi yönettim. Hiç başarısızlığım yoktur. Hala o tez bitmedi. Biteceğinden de emin değilim. Yani öyle bir sıkıntılı, o da beni rahatsız eden bir boyut Kerbela ile ilgili. Ve Kerbela'yı bu kadar derinleştiren faktörü son şeylerde yakaladım. Sasani gelenekte Siyavuş diye bir şey var. Tıpkı Hazreti Hüseyin gibi haksızlığa uğramış ama bir kahraman. Dolayısıyla Hazreti Hüseyin ile ilgili Kerbela olayı Sasani gelenekteki bu Siyavuş şeyi üzerinden, figürü üzerinden yeniden inşa edilmiştir. Ve Şii düşünceyi anlamak için bu Kerbela'nın etrafında üretilen o mitolojiyi görmek lazım. Nitekim Hümeyni ile ilgili o İran İslam devrimi süreciyle alakalı işaretim de bununla alakalı. Orada kullanılan Kerbela argümanı çok güçlüydü. Hatırlayın, belki gerçi çoğunuz hatırlamazsınız ama hatırlayanlar vardır. Her yer Aşura, her gün Aşura, her yer Kerbela. İran devriminin en meşhur sloganlarından birisiydi. Tuncer Başkan gülüyor, hatırladı yani o süreçleri. Bu böyle işte, ben de o zamanlar yeni lisansı bitirmiştim. Doktora tez konusu arıyordum. Hocamla konuşurken nihayet İran devrimi falan zihnimizde böyle var. Şiiliğin doğuşu meselesi de orada çıktı. Yani İran devrimi falan onlar olmasaydı böyle bir çalışma yapar mıydım? Ondan da emin değilim tabii. Ha, iyi ki uğraşmışım. Biraz beni yordu ama yani Şiiliği çalışmaktan dolayı da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü en azından İslam tarihinin bir kesitini düşünce boyutuyla da daha iyi anlama imkanı buldum. Kerbela taşından başka ne farklar görürsünüz? Namaz, abdest alırken bakarsınız. Çorabı da çıkartırlar, çıplak ayağı mesederler. Bu olabilecek bir şey. Onun için bu bir yoruma dayalıdır.
yani madem çıkartıyorsun yıka bari diye düşünen arkadaşlarımız da var. Bu da normal. Hatta burada işte bunu zannediyorum Sönmez Hoca anlatmıştı bir gidişlerinde. Çorap üzerine meshetmekle ilgili ne demişti? Arabi me- Evet, yani çoraba meshedenleri de bunlar yeni Şii oldu. Evet, İran devrimi sonrası. Evet, evet. Bu da güzel bir anekdot Sönmez Hoca aktardı. Başka neyle karşılaşırsınız farklılık boyutunda? Mesela ezan okunurken Eşhedü enne Aliyyen Veliyullah ifadesine rastlarsınız. İran'da ezan 3 vakit okunur. Sabah, öğle, akşam. Öğle vakti, öğle ve ikindiyi, akşam, akşam ve yatsıyı birleştirirler. Ama bir İranlı diplomatın bana söylediği, benim de gözlemlerimle doğrulanan bir gerçeği paylaşayım sizinle. Dedi ki, ya hoca dedi, bu ne tuhaf. Türkiye laik bir ülke. 80 binden fazla camisi var. Cuma günleri yer bulamıyoruz. İran dedi, benim ülkem. İslam Cumhuriyeti, taşını toprağını sıksan 20 bin cami bulamazsın. Ne zaman da gitsen bomboş. Evet, bunu ben de gördüm. Mesela ilk gidişimde ilk şoku İsfahan'da yaşamıştım. Bir sabah ezan vakti İsfahan'a indik. Hemen ezan okunuyordu. Gittik, camide bizden başka bir tek müezzin vardı. Yani şey, öyle zannedildiği gibi dini hayat çok şey değil. Hatta o zamanlar 80'li yıllar İran-Irak Savaşı'nın devrimin şeyleri canlıydı. Bu arada bir kitap önereyim. Şirin Ebadi'nin İran Uyanıyor diye. Onunla alakalı da bir cümle kuracağım. Ve sizi daha fazla tutmadan toparlayıp kapatacağım. İran Uyanıyor. Şirin Ebadi'nin yazdığı bir kitap. İran-Irak Savaşı esnasında neler olduğunu, İran'daki hak ihlalleri, bunları görebilirsiniz. Ben kendi tecrübemle birkaç şey söyleyeyim. Bir, 91 yılında gittiğimde o kadar kolu kopuk, kafası kırık, o kadar çok insanla karşılaştık ki o şey içerisinde. Ve biraz okumaya çalıştım. Beni çok rahatsız eden bir sahne, İran-Irak Savaşı. Binlerce insan hayatını kaybetti. Ve orada yetişmiş askerler ölmesin diye 15-16 yaşındaki çocukların alınlarına o kırmızı bant bağlanıp cepheye sürüldüklerini öğrendiğimde bir tuhaf olmuştum. Mayınların üzerine yetişmiş askerler ölmesin. Kim kiminle savaştı İran-Irak'ta? Müslüman Müslümanla. Şu anda kim kiminle savaşıyor? Müslüman Müslümanla. Dostlar, yani mezhepti, meşrepti, bunları konuşuyoruz ama bence bunların hepsinin kökeninde bu ölümlerin meşrulaştırılmasını önlemek gerekiyor. İşte mezhepleri bilirsek, mezhep farklılıklarının ne tekfire imkan vereceğini, mezhep farklılıklarının ne ölümleri meşrulaştıracağı gerçeğini daha iyi anlayabiliriz. Yani böyle bir şeyin olması mümkün olmaz. Yani şu anda buradayız. Mesela Tebriz'de doğsaydınız, şu andaki gençler olarak kuvvetle muhtemel Şii Caferi olacaktınız. İran İslam devrimi ve şu andaki İran'daki gençlerin çoğu maalesef ateizme savruluyor. Bundan 3 ay 3-4 ay kadar önce Günüz TV var. O bölgeye yayın yapıyor. Canlı yayına katıldım. Dinle alakalı bir takım şeyler anlattım. Bir de canlı bağlantılar çok fazla. Azerbaycan'dan, diğer yerlerden. Yani kibarlıklarından saygısızlık etmediler, onu hissediyorum sorularda ama dediler ki, ya hocam biz sizi anlıyoruz ama şu dini aradan çıkartıp konuşsanız sizinle daha iyi anlaşacağız. Evet, bana bunu söylediler, biliyor musunuz? Şu artık yeter dediler, bu din yordu bizi. Tamam, sizin anlattıklarınız güzel şeyler, size saygısızlık etmek istemiyoruz ama bu din yordu bizi. Evet, Müslümanlar din yorgunu arkadaşlar. Ve bu din yorgunu Türkiye'de bir ehli sünnet tüccarlığı dalgası üzerinden daha bir ağır geliyor.
Yani Şiileri tekfir etmek ne kazanacaksınız ki? Bir yeryüzünde 1 milyar 700 milyon Müslüman dedim. İşte yani bunun %15'inin Şii olmasını olduğunu düşünün. 200-250 milyon Müslüman diyor ki ben Şiiyim. Ne yapacaksınız yani? Onun için bu meseleleri kavramak bence çok önemli. Yani mezhepler din anlayışındaki farklılaşmaların kurumsallaşması sonucu ortaya çıkan beşeri oluşumlardır. Adı ne olursa olsun hiçbir mezhep din değildir. Sizin hak mezhep dediğiniz mezhebin içinden bir takım çarpık zihniyetli gulat kategorisine sokulabilecek insanlar çıkabilir mi? Çıkabilir. En batıl dediğiniz mezhebin o geleneğin içinden gelip de pırıl pırıl Allah'ın tam istediği gibi insanlar çıkabilir mi? Çıkabilir. O zaman mezhep meselesini değerlendirmek için üç hususun Şii, Sünni hiç fark etmez iyi bilinmesi gerekir. Bir, İslam açısından iman bireyseldir. Mezhep olarak, cemaat olarak, tarikat olarak toplu halde iman olmaz. Siz toplu halde insanları o geldikleri gelenekten dolayı itham edemezsiniz. İnsanları birey planında görmemiz gerekir. Bizim meselelere toplu yaklaşımımız bu birey anlayışını büyük ölçüde yok ediyor. İkinci gerçek şudur, cennete hak eden gider. Şiiler olarak gidemezsiniz, Sünniler olarak gidemezsiniz, Hanefiler olarak gidemezsiniz. Öyle bir imkanınız yok. O yüzden benim artık klasikleşti gibi bir ifadem, cennete toplu rezervasyon yok. Bunu söylemekten de keyif alıyorum çünkü bir şeyi daha iyi ifade ediyor. Üçüncü bilmemiz gereken bir şey, Hazreti Peygamber'in sağlığında hiçbir mezhep yoktu. Meşrep yoktu, tarikat yoktu. Bunların hepsi beşeri oluşumlardır. Bunların beşeri oluşum olduğunu kavrayabilirsek, İslam ortak paydası bilincini merkeze taşırız ve şu cümleyi kurabiliriz şimdi. Bir insan, ister harici olsun, Şii olsun, Şafi olsun, Hanefi olsun, Hanbeli olsun, kim olursa olsun, Kur'an'da belirtilen temel iman esaslarına, tevhid, ahiret ve nübüvvete iman ediyorsa, teferruatı, detayları kendilerine saklı kalmak kaydı şartıyla o insan Müslümandır ve İslam dairesi içindedir. Sanıyorum bugün buna çok fazla ihtiyacımız var. Buna bir eklemede Ebu Hanife'den hareketle yapayım. İslam açısından Ebu Hanife'nin yorumunu benimsediğim için, doğru olduğuna kanaat getirdiğim için buraya ekliyorum. İmanda eşitlik söz konusudur. Allah'a iman ediyorsa bir insan, kim olursa olsun imanda bir hiyerarşi, A'nın imanı, A şahsının, A şeyhinin, B liderinin imanı C'den daha üstün değil. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Aslında imanın bireysel olması imanda eşitlik gibi bir unsuru da öne çıkartıyor. Bugün bu imanda eşitliğe çok ihtiyacımız var. Bir de buraya son ekleyeceğim bir şey. İmanın akılla irtibatı koptuğu andan itibaren mezhepler dinleşmeye başlar. Bireyselliğini unuturuz. Mezhepleri din gibi algılamaya başlarız. Evet, biraz sürenin sınırlarını zorladım. Sanıyorum sorularınız olursa onunla kalanları açıklarız. Beni sabırla dinlediniz. Teşekkür ediyorum. Hocam merhabalar. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencisiyim. Bu anlattıklarınızdan şöyle bir anekdot izah etmek istiyorum. Şu ceketimi artık çıkartabilirim. Biraz ben de rahatlayayım. Evet. Hocam, Allah'ın sözü, peygamberin sözü, imamın sözü birliği, Platonus'un üçlü hipostazı. Anlamadım ikinci söylediğinizi. Platonus'un üçlü hipostazını. Evet. Hristiyanlık inancının alması, İsa, kutsal ruh, yani kilise ve Tanrı inancıyla bir veya özdeş olması. Daha sonrasında inancımızın rasyonelitesine vurgu yaptınız. 19. yüzyıl Alman filozof, daha doğrusu teolog Schleiermacher bize inancı irrasyonelitede yakalamamızı söylüyor. İnancı irrasyonelitede. Aynen hocam. Orada yakalamamızı söylüyor. Daha sonrasında hocam Hümeyni'ye değindiniz. Hümeyni'nin akıllı olduğunu söylediniz ama Hümeyni'nin bindi uçağın sahipleri Hümeyni'den daha akıllıydı. Çünkü o söylemiş oldukları var ya Hümeyni'nin izah ettiğiniz husus. Buraya not aldım ama okumayacağım onu. Augustinus'a baktığımızda
Saint Augustinus bize şunu söyler. Tanrı devleti ve yeryüzü devleti, Mesih İsa'nın gelebilmesi için de bizim yeryüzünde Tanrı devletini kurabilmemiz lazım. Bunun için de herkesin Hristiyanlaşmasını öngörür. Ki Şiilere de aynen bunu söylemiş. Madem öyle ne bekliyorsunuz? Yani devrimin gerçekleşmesi için. Yani benim okuduğum burada bütünsel mana şu, Şiilikle Hristiyanlığın, özellikle başkalaşmış Hristiyanlığın iç içe geçmiş olduğunu kanaat getirdim. Bu noktada şöyle bir durum olabilir mi? İlerleyen süreçlerde Şiilik bir din olarak ya da İslam'dan ayrı bir noktada ilerleyebilir mi? Bu birinci sorum. İkinci sorum da bize günümüzdeki Şiiliğin neden önemli olduğunu söylediniz. Peki bu Şiilikle mücadelede felsefi bir zihniyete sizce mecbur muyuz, değil miyiz? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son soru, niye mücadele edeceksiniz ki? Size öyle bir hakkı veren mi var? Böyle bir görev mi veriliyor? Bir defa biz bu tabirleri artık kullanmamak durumundayız. Efendim, eğer amacınız mezhep çatışmasını önlemekse mücadele tabiriyle bir yere varamazsınız. Burada yapılacak iş, çözüm yolu nedir? Ya ben ehli sünnet içinden söyleyeyim size. Ehli kıble tekfir edilemezse, bir yerde tevil varsa tekfir olmaz. O zaman bir adam ben Şiiyim diyorsa bırakın Şii olsun. Yani burada aslında bu sözü önce Şiilere söylemek lazım. Çünkü Sünni kesim bir Sünnileştirecek misyoner karakterli örgütlere, her ne kadar bazı tarikat yapıları bunu çağrıştırsa da çok müsait değil. Ama biraz önce söyledim, mesela Endonezya'da Şiilik yoktu ama şu anda Endonezya'da Şii-Sünni çatışması var. Afrika'da Şiilik yoktu ama şu anda Afrika'da Şii-Sünni çatışması var. Yer yer bunları görebiliyoruz. O zaman yani burada olması gereken ne? İster Şii olun ister Sünni olun. Ya bir insan ben Müslümanım diyorsa bırakın yakasını, niye onu yeniden Müslümanlaştırmaya çalışıyoruz ki? Anlatabildim mi bilmiyorum. Söylemek istediğim şey bu. Ha şunu yapabilirsiniz, hiç itirazım yok. Nedir? Şia'nın fikirlerini alırsınız, iddialarını oturur, bilimsel çerçevede tartışırsınız. Bir Şii de alır Sünni geleneğin fikirlerini bilimsel ölçüde tartışır. Ne olur? Fikirlerin çarpışmasından hakikat doğar. Buna sonuna kadar varım. Ama Şiileştirme, Sünnileştirmenin ne kadar yanlış olduğunun farkındayım. Çünkü bir ilahiyatçı olarak bunun ciddi bir problem olduğunu görüyorum. Yaptığımız iş nedir? Ya bir insan Müslümansa niye benim tarikatıma gelsin diye ben onu zorlayacağım ki? Ne anlamı var bunun? Bunları görmemiz lazım. Benim kanaatim şu, dinin İslam ortak payda bilincinin kaybolması, grupların o dinin birleştiriciliğini gruplara transfer etmesine yol açıyor ve çatışmalar bunun üzerinden meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Birinci mesele bu. Ben yani mezhepler, bir insan Müslümanım diyorsa orada durmamız gerektiğini düşünüyorum. İşin doğrusu. Yani nasıl bir Müslümansın diye ya da değil. Ama siz eğer İran'ın şu anda yaptığı gibi Şiiliği yayılmacı bir politikayla siyasi emelleriniz çerçevesinde yürütüyorsanız, o zaman diğer Müslümanlar bunun farkında olup daha dikkatli olmalı. Mesela Türkiye, İran'la bir devlet düzeyinde bir politika kurmak zorundadır. Bir de İran'ın oradaki kültürel köklerini hesaba katarak bir devlet, bir politika yürütmek zorundadır. Yani çift dilli politika. Resmi düzeydeki politikanızla sizin kültürel boyutlu olanınız aynı istikamette çok zor gider bu çerçevede. Bunların hepsi problem. Ama Şiiliği bilirsek, daha doğrusu şöyle ifade edeyim. Yani Şiiliğin de Sünniliğin de dinin anlaşılma biçimi, beşeri oluşum olduğunu bilirsek, ortak bir payda bilinci inşa edebilirsek, olumlu yönlerinden faydalanır, yanlışların esir olmaktan kurtuluruz. Şiiliği de üreten Müslümanlardır. Unutmayın bunu. Diğer taraftan Şiilik Hristiyanlık benzetmesi bu zaman zaman Alevilikle alakalı da yapılıyor. Deniliyor ki Alevilikteki Hak Muhammed Ali Hristiyanlıktaki Trinity gibi. Bunu daha çok da Hristiyan misyonerler yapıyor. Alevi kesimi biraz daha kendilerine yakın hissettirebilmek için. Bunlar yanlış benzetmelerdir. Alevilikteki Hak Muhammed Ali tevhid, nübüvvet inancının İki tanesinin o sloganın içinde yer almış olmasının ifadesidir. Ali de bizim bildiğimiz Hazreti Ali'dir. Yani burada
Hak Muhammed Ali varsa siz Aleviliği İslam dışı mütalaa edemeyeceğiniz gibi Hristiyanlıkla da mukayese edemezsiniz. Aynı yanlışı, daha doğrusu bu Hristiyanlar yapıyor bunu, misyonerler. Nusayrilikte de ayın mimsin üçlemesi vardır. Bunu da Trinity ile benzetmeye çalışırlar. Bu bir tür İslam coğrafyasını biraz daha Müslümanların bütünlüğünden, bu grupları Müslüman gelenekle bağlarını kopartmaya yönelik bilinçli çabalardır. Benim şahsi kanaatim. Şiilikle alakalı da evet, şöyle bir şey söyleyeyim, iki şey söyleyeyim daha doğrusu. Bir, Şiilikteki Fatıma figürü, Hazreti Fatıma'ya yüklenen figür Katoliklikte özellikle Meryem figürüyle özdeşleştirilmeye çalışılır. Şiilikteki masum imamlık, papazlık kurumuyla, papazların yanılmazlığıyla irtibatlandırılmaya çalışılır. Bu konuda yapılan çalışmalar da var. Ben 94 yılında Roma'da bu şeyleri gördüm. Hatta o dinler arası diyalog hikayesinin 94'te Roma'da Vatikan tarafından ilk defa Şiilerle ortaklaşa başlatıldığını da gördüm. Ben oradayken heyetler gelip gidiyordu. Ama bu Şiilikteki, hatta bir şey daha kullanıyorlar. Mesela Kerbela ile Hazreti İsa'nın asli günah meselesini irtibatlandırmaya çalışıyorlar. Bunlar bağlamından kopartırsanız benzetebilirsiniz. Ama bağlamını hesaba kattığınızda anlam çerçevesi buna izin vermez. Şiilik Hristiyanlıktan etkilenmiş olabilir mi? Her şey her şeyden etkilenir. Ama Şiilik Müslüman geleneğin içinde üretilen bir manzumedir. Bir farklılaşma hareketidir. İleride dinleşir mi? Hayır. Net söyleyeyim bunu. Çünkü şu ana kadar tarihi seyri, mesela ne dinleşebilir? Şia'nın içinden çıkan, Şeyhilik tarikatından çıkan Bahailik vardır. Bahailik Şia'nın bir alt koludur. Ama bugün Bahailik dinleşme noktasına gitmiştir. Şiilik tevhid inancı ve nübüvvet inancını koruduğu sürece Şiiliğin dinleşme şeyi yoktur. Yani Şiiliğin bundan sonra yeni bir alternatif epistemoloji, alternatif bir epistemik kırılmaya gitmesi pek ihtimal dahilinde görülmüyor benim tespitlerim çerçevesinde. Evet, teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Hocam, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra yaşanan olayların temelinde Ümeyye oğulları, Haşim oğulları mücadelesi vardır cümlesine katılıyor musunuz? Buna itiraz eden bazı hocalar oluyor. Yani bu bir görüştür diyorlar. Yani esas temelde yatan Ümeyye oğulları, Haşim oğulları rekabetidir. Hazreti Peygamber'den önceki. Buna katılıyor musunuz? Bir de bu buna Şii alimler nasıl mesela bakıyor bu konuya? Böyle dendiğinde ne diyorlar acaba bu Ümeyye oğulları, Haşim oğulları meselesine? Evet, teşekkür ediyorum. Burada ben Ümeyye oğulları, Haşim oğulları meselesi gibi dar bir çerçeveyi biraz daha geniş bir zemine oturtmak gerektiğini düşünüyorum. Araplardaki kabile asabiyeti. Ümeyye oğulları, Haşim oğulları çekişmesi bu kabile asabiyetinin bir içinde bir hadisedir. Nedir? Olayı iyi anlamanız için ifade edeyim. Hazreti Peygamber'in sırf Haşim oğullarından olması ana sebep odur. Ümeyye oğullarının Bedir'de, Uhud'da Müslümanlara karşı savaşması, savaşın öncüsü olmalarına yol açmıştır. Ve Mekke'nin fethinde, bu zannediyorum Wellhausen'ın bir ifadesi, diyor ki Ümeyye oğulları 12'ye 5 kala Müslüman oldular. Mekke'nin fethinde diğer Müslümanların Ümeyye oğullarına bakışını yansıtması için bu ifadeyi kullanacağım. Ümeyye oğulları tulekadır, kılıç zoruyla Müslüman olmuşlardır anlayışı ta o zamanlar kullanılan kavramlardan birisi. Yani mecbur kaldıkları için Müslüman oldular. Şimdi bu ifadeler doğruluğu yansıtır mı? Tarihi Emevi-Haşimi çekişmesi kökleri İslam öncesinde var olan ve İslam geldikten sonra da devam eden bir çekişmedir. Söylediğimin kanıtını konuşmamın içinde bir yerde söyledim. Muaviye'nin Hazreti Osman'ın katili olarak Ali'yi göstermesi ve bunu kampanyanın mottosu haline getirmesi neyle ilgilidir? Emevi-Haşimi çekişmesinin gücüyle alakalıdır. Ne var orada?
tek başına Ali ile karşı karşıya gelse Ali daha ağır basar. Ama tartışmayı, kendisini halifeliğe götürecek süreci Emevi-Haşimi çekişmesine indirgerse tüm Ümeyyoğullarının desteğini arkasında alacağı gibi tartışmayı Ali-Osman çekişmesine indirgemiş olur. Kendisi aradan çıkar, nitekim öyle olmuştur. Bu bir başka Muaviye'nin, yani Muaviye benim hayranlık duyduğum, etik boyutu zayıf olsa da bir siyasi deha, kusursuz işleyen bir kafa, böyle yani tuhaf bir şey. Mesela Mugire bin Şube'yi Kufe'ye vali atayacaktır, çağırır, der ki bir şartla seni vali yapacağım. Her cuma çıkacaksın, Ali'ye ve Haşim oğullarına lanet okuyacaksın. Evet, üzgünüm. O dönemdeki olaylar böyle. Şii alimler nasıl bakar? Ben Şii alimlerle ilgili ondan önce bir cümle daha kurayım. Zaman zaman Emevi zulmü, Emevi İslamı gibi tabirler var. Yani bunların biraz günah keçisi arama çabasının yan ürünü olduğunu size söyleyebilirim. Yani Emeviler bu kadar zulmettiler de Abbasiler daha mı masum? Birlikte baktığınızda bunu daha iyi anlarsınız. Şii alimlerin bu meseleye bakışı, alim düzeyinde değil de, bak Fecir Yayınlarından çıkan Ali Şeriat'in Dine Karşı Din kitabını bence okuyun. Bak şimdi tavsiye edebilirim onu. Baktığınızda onu daha rahat görebileceksiniz. Genelde sahabenin tamamına Hazreti Ali'yi halife olarak kabul etmedikleri için sıcak bakmazlar. Genel çerçevede. Yani orada apayrı bir mevali dediğimiz gayri Araplık unsurunun muhtar hareketinden sonra yavaş yavaş öne çıktığını görüyoruz. Bunlar ama Hicri 1. asırda olup bitenleri anlamanız için anahtar kavramlardan birisi asabiyet kavramıdır. Kabile asabiyetidir. Bunu göz ardı etmemiz mümkün değil. Tamam? Evet. Hocam, Mehdi inancının Şiilikte yeri var mı, etkisi, ağırlığı? Olmaz olur mu? Ya ona İmametin devamıdır. Değinilmedi gibi de o açıdan, hani o ayıran özelliklerden biri ben mi kaçırdım veya diye sormak istedim. Yok, teşekkür ederim. Hı-hı. Ben de o zaman biraz açıklama fırsatı bulmuş olayım. Ben çok hızlı yürüdüm orada. İmamet inancının bir devamıdır Mehdi'lik anlayışı. 12. İmam Muhammed Mehdi şu anda halen sağdır. 1186 yaşındadır. Gizlenmiştir. Şii anlayışın, İmamiye çizgisindeki anlayışın Mehdi'si bilinen bir Mehdi'dir. Yani 255 yılında doğmuştur, halen yaşar. İşte şu anda büyük gizlilik dönemindedir. Ve İran'daki Şiiler hatta namazlarda falan dua ederler. Accelallahu fereceh ifadesi, onun zuhurunu çabuklaştır diye duaların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Sünni gelenekteki Mehdi ile Şii gelenekteki Mehdi arasında ne fark var? Sünni gelenekteki Mehdilik imanla irtibatlandırılmaz. Ama Şii gelenekteki Mehdilik imamet inancının devamıdır. İmanla irtibatlandırılmış durumdadır. Temel fark o. Sünni gelenekteki Mehdi peygamber soyundan gelecektir. Kıyamete yakın zuhur edecektir. Ben rivayetlere baktım. Dedim ki bu kadar bekleyeceğiz de kaç, ne kadar zaman dünyayı adaletle dolduracak? O beni sükutu hayale uğrattı. 3 rivayet çıktı karşıma ortalama. Birinde 5 yıl hüküm sürecek. Birinde 9 yıl, birinde de 11 yıl galiba, aklımda yanlış kalmadıysa. Dedim ki yani bunca şeye değer mi? Beklemeye değer mi? Ama buradan şu yorumu yapmama izin verin. Eğer kendi geleceğinizi kendiniz inşa etmiyorsanız, dışarıdan çözüm beklemek, Mehdi beklemek sizin tek sığınağınız olur. Şu anda tüm İslam coğrafyası dışarıdan çözüm bekliyor. Yani Orta Doğu'da Rusya'nın olması, Orta Doğu'da Amerika'nın olması, işte bu beklentilerin, kendi işimizi kendimiz yapamamanın ya da Şia'nın 12. imamı beklemesi de bunun yan ürünü olarak karşımızda. Bence bunları düşünmek lazım. Bir cümle, Mehdilik ister Şii olun ister Sünni olun
iman esası olmamak durumundadır. Nokta. Evet. Selamun aleyküm hocam. Allah razı olsun sizden. Ben Mehmet hocamız var, Mehmet Okuyan, ondan duymuştum ilk. Bir insan mezhepli olabilir ama mezhepçi olamaz demişti. Bu konuda düşüncelerinizde. Bir de bu hani biraz önce söylediğiniz Ali Şeriati, bu Şii ekolün içinde mücadele etmiş yıllarca. Sonunda zaten biliyoruz, Allah rahmet eylesin. Onun mücadelesi neydi bu konularda? Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Evet, teşekkür ederim. Mehmet Okuyan Hoca doğru söylemiş. Çünkü içinde siz ister farkında olun ister olmayın, içinden geldiğiniz gelenek sizi zaten şekillendiriyor, belirliyor. Ben o yüzden kendi hangi gelenekten geliyorsanız onu öğrenin deme gerekçem odur işte. Yani hazır buluyorsunuz. Dini şu anda mezhepler üzerinden okuyoruz. Mesela bazen bana diyorlar ya hoca niye bu mezhep yok demiyorsun? İyi de ben biliyorum ki mezhep var. Var olan bir şeye nasıl yok derim ki? Ne diyorum? Ya Müslüman olmak için herhangi bir mezhebe meşrebe bağlı olmak gerekmez. Bir insan ben kendi mezhebimi kuruyorum diyorsa kurabilir. Bunun önünde bir engel yok. Zaten imanın bireysel olduğuna yaptığımız vurgu, her ne kadar pratikte adından söz ediyorsak da ki itikadi mezhep diye söz ettiklerimiz büyük ölçüde kelami mezheplerdir. İtikat değildir onlar. Yani kelam görüş farklılıklarına dayalı yorumlardır. Normalde Kur'an'ı ve Hazreti Peygamber'in tatbikatını esas alırsanız itikatta mezhep olmaz. İman bireyselse itikatta mezhep olmaz. Ama kültürümüzde var, buna bir şey diyemeyiz. O yüzden problemimiz mezheplerden değil. Özellikle fıkhi mezhepler bir açık seçik ortada. Anlayın ve şu gerçekle karşılaşırsınız. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin görüşleri 3 kategoride yer alır. Evrenseli yakaladıkları o zaman da doğrudur, bugün de doğrudur. Bazı görüşleri o zamanki şartlarda doğrudur ama bugün yanlış olabilir. Bazı görüşleri de o zaman da yanlıştır, bugün de yanlıştır. Bu kadar. Bunu bildiğinizde sorunun mezheplerden kaynaklanmadığını, mezhepçilikten kaynaklandığını, fıkhi boyutta fıkhın dinleştirilmesinin en temel sorunlardan birisi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şu andaki problemlerimizden biri bu. Fıkhı din gibi algılıyoruz. Oysa fıkhı, İslam uleması ne güzel bir tabir, ıstılah keşfetmiş. Fıkhı, anlayış demek, düşünce demek. Bunu kavrayabilirsek sorun çözülür. Ali Şeriati bir din alimi değildir. Ali Şeriati gerçekten, ya benim Ali Şeriati'ye yönelmemi sağlayan, dikkatimi çeken Cemil Meriç olmuştu. Ondan sonra Ali Şeriati'yi ben çok dikkatli okudum. Yani epey bir emek de harcadım. Ali Şeriati bir sosyologtur. İran devriminin en ciddi ideologlarından birisidir. Devrime giden süreçte yani müthiş bir kafa. Ama kendi tespitimi söyleyeyim Ali Şeriati ile ilgili. Önce kendi ifadesi. Diyor ki ben ne tuhaf bir adamım. Suudi Arabistan'a gidiyorum Şii diye konuşturmuyorlar. Kendi ülkemde de diyor sen Vahabisin, gizli Sünnisin diyorlar. Aslında farklı düşünenlerin kaderini Ali Şeriati orada yaşıyor. Ali Şeriati gerçekten tekrar edeyim iyi bir kafa ama İslam'ı anlama noktasında ya bir din alimi olmadığı için onu da sorgulama hakkımızın olmadığını düşünüyorum. Anlayabildiğini çok iyi ortaya koymuş. Harikulade fikirleri var ama Ali Şeriati'den İslam öğrenmeye herhalde kalkışmamızı yani İslam öğrenmeye kalkmamızın doğru olmayacağını düşünebilirsiniz. Fakat İran devrimine giden süreci anlamak için Müslümanların Batı karşısındaki ezilmişliklerine içeriden bir tepkinin nasıl verildiğini görmek için ve Ali Şeriati'nin Şii düşüncenin içinde kalarak tıkanan damarları nasıl açmak için emek harcadığını bence görebilirsiniz. Yani istifade edilecek çok yönlerinin olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama Türkiye'de biz Ali Şeriati'yi çok kötü tükettik. Keşke anlasaydık. Yanılıyor muyum? Biz Ali Şeriati'yi anlamak için çaba sarf etmedik. Anlasaydık İran devrimini de anlar. Devrim sonrası süreçte Ali Şeriati'nin niçin aforoz edildiğini erken fark eder ve daha iyi değerlendirmeler yapabilirdik diye düşünüyorum. Evet. Hocam müsaade ederse. Estağfurullah. Kendimi öğrenci gibi hissediyorum şu an hocam her zaman olduğu gibi. Öncelikle teşekkür ediyorum bu güzel konferansınızdan dolayı.
Öğrenciniz olmanın mutluluğunu hep yaşamaktayım ve yaşayacağım ömür boyu. Tahran'dayken arkadaşlarla çok emmame saydık. Seyit mi, molla mı diye. Kim daha çok sayarsa o az sayanlar yemek ısmarlıyordu. Bunu Tahran'da yaptık hocam o zaman. Ne farkı olduğunu arkadaşlarımız duysunlar. Yani sarıklardaki alaya almak anlamında kim daha ama çok yakalayacak? Farkı ne? Farkı siyah olanlar seyit neslinden gelenlerdir. Emmamer olanlar da molla kesiminden gelenlerdir. Birincisi hocam, Gadir-i Hum'daki o toplantının bir öncesi var. Hazreti Ali'nin bir seferi var biliyorsunuz. O seferden kaynaklanan bir sorun var ki böyle bir şeyi Peygamber Efendimiz söylesin. Bu konuda bir açıklama rica edecektim. İkincisi, biz Sakife-i Beni Saide'yi hep bir film gibi gördük. Sanki Peygamber Efendimiz'in cenazesi ortada. O arada Sakife-i Beni Saide'de Evis ve Hazret toplanmış Ensar halife seçiyorlar. Bunu duyan muhacir koşuyor. Durun biz geldik, aman yapmayın. Bence biraz daha şöyle düşünülebilir mi? Peygamber Efendimiz son bir aydır hasta ya da 15 gündür hasta ve toplum içerisinde bir Peygamber Efendimiz'e sonra kim yönetici olacaktır diye bir tartışma yapılmamış mı? Çünkü Sakife-i Beni Saide bence bunun sonucudur diye düşünüyorum. Bu da ikincisi hocam. Üçüncüsü de son dönemlerde İran'da birkaç gündür biliyorsunuz olaylar var. Ve şimdiye kadarki olaylarda Tebriz, çünkü 79 inkılabında Tebriz çok önemli, Erdebil çok önemli yer işgal etmişti. Şu ana kadarki gösterilerde Tebriz ve Erdebil'de pek tepki yoktu. Şu anda Tebriz'in ve Erdebil'in, Urmiye'nin, diğer o Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bölgelerdeki rejime karşı gösteriler neyle sonuçlanabilir hocam? Bu kadar hocam, çok teşekkür ederim. Evet, Şahin Hoca'ya teşekkür ediyorum. Yani Şahin Hoca çaktırmadan dedi ki, hocam Gadir Hum'u anlattınız. Ben biliyorum sizin bildiğinizi ama Gadir Hum'un yani Gadir Hum olayının anlaşılması için bir yeri eksik bıraktınız. Ki teşekkür ediyorum, doğru bir tespit. Ancak kibarca böyle ifade edilebilirdi. Şimdi Gadir Hum olayını anlatırken dedim ki veda haccı esnasında Maide suresinin Şii kaynaklardan aktardım. Ama Şahin Hoca'nın uyarısı önemli. Ne derler? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Peki o zaman Gadir Hum dediğimiz hadisenin arka planında ne var? Burası önemli bir nokta. Yaptığım araştırmada Hazreti Ali'nin veda haccına Yemen üzerinden geldiğini tespit ettik. O bölgeden gelirken heyette bol miktarda çok güzel kumaş var ve heyette bulunanlar bir ara Hazreti Ali o şeyden uzaklaşınca yanındaki arkadaşlardan kumaşların bir kısmını çıkartmışlar, elbise yapmışlar. Hacca gidiyoruz, hiç olmazsa güzel elbiselerimiz olsun diye kendilerinde öyle bir hak görmüşler. Ama bizim Hazreti Ali, yani şimdi Hazreti Ali hep böyle zihnimde canlandırmaya çalıştım. Nasıl bir Ali diye. Bunun için epey bir uğraştım hakikaten. Düşünün siz. Hazreti Peygamber diyor ki hicret esnasında Ali diyor bak sen benim yatağımda yatacaksın. Şu emanetleri yerlerine ulaştırdıktan sonra Medine'ye doğru hareket edebilirsin. Böyle bir Ali. Öbür taraftan işte şeyi anlattım. Harun Musa meselesini. Başka şeyde yaşanan bir olay daha var. Bu Sıffin Savaşı esnasında Hazreti Ali'yi anlamak için ilginç örnek bunlar. Orada kendi taraftarları Muaviye taraftarlarına ağır küfürler ediyor. Hazreti Ali çağırıyor ya diyor dua edin de aramızda daha az kan aksın. Aslında insan merhameti çok yüksek o boyutlarda. Bir de doğrucu Davut kafasındaki bir şey doğruysa kim nasıl anlar, kırılırmış, incinirmiş adamın umurunda değil. Böyle bir yapısı var işte. Orada da kervandakiler kumaşları elbise haline dönüştürünce bizim Ali söylemedik laf bırakmıyor. Adamları bir korkunç hakaret ediyor.
İnsanlar rahatsız olmuşlar. Çünkü başka şikayetler de var Hazreti Ali ile ilgili. Bir tane iki tane değil. Şikayetler Hazreti Peygamber'e ulaşıyor. En son Hazreti Peygamber bu şikayette gelince işte dar bir ortamda Hazreti Ali ile ilgili o şikayetlere cevap veriyor. O şikayetleri ben onu şöyle yorumladım. Bu tamamen benim yorumumdur. Ben kuntu mevlahu fevve aliyüm mevlahu ifadesinin içinde yani Ali'den şikayet ediyorsunuz. Haklısınız ama ne yapalım yani? Beni seviyorsanız onun da bu tür şeylerine katlanın diyor. Benim tamamen sübjektif bir yorumum bu. Hazreti Ali'nin karakterini bildiğim için bu yapı içinde çıkarttığım bir şey. Olay böyle ama bu olay daha sonra bende 13 cildi var. El Gadir Fil Kitap ve Sünne diye ben aldıktan sonra bir 4 cilt daha çıkmış. Kocaman bir külliyata dönüşmüş. Şii erken dönem kaynaklardaki Gadir Hum'la ilgili bilgiyi toplayın. Topu topu bir sayfadır. Fazla bir şey çıkmaz. Hepsi bu. Ama şu anda 17 cilt kitap çıkıyor karşınıza. Onun için erken döneme doğru gittikçe bilgi azalıyor. Bugüne doğru geldikçe bilgi çoğalıyor. Ve bilgi köklerine ulaştığınızda olayları doğru anlama imkanınız daha çok kolaylaşıyor. Onun için Şahin Hoca'ya teşekkür ediyorum. Yani tarih inşa ederken tutanacağınız, tutamak diyor, Türkçe'de bir tabir var, tutamak tabiri. Nerelerden tutunacağınız? Yani Şii düşüncede kendi tarihini inşa ederken en güçlü argüman olarak Gadir Hum'a sığınmış. Gadir Hum'a yüklenen anlam, şimdi şey açısından bakın mesela şu anda bir ilahiyatçı gibi bir normal Müslüman gibi düşünelim şimdi. Kur'an'da açıkça Hazreti Ali'nin imametiyle ilgili hiçbir şey yok. Ne yapacaksınız o zaman? İki tane yolunuz var. Ya diyeceksiniz ki Kur'an'daki Ali'nin imametiyle ilgili ayetler çıkartıldı. Erken dönem Şii literatürde var bununla ilgili bilgiler. Mesela diyor ki Fenkihul eyama minkum. Bu ayetteki diyor Fenkihu ile eyama arasında Kur'an'ın üçte birinden daha fazla bir kesim vardı, çıkartıldı. Erken dönem Şii literatürde var bunlar. Başka ne diyor, ne diyeceksiniz? Bunun anlamı ledünni ilimle, manası da Allah'tan geldi. Her ne kadar bu ayet böyle diyorsa da onun gerçek anlamı Ali'nin imametidir. O zaman iki tane yolunuz var işte. Yani önce inanırsanız bunları bu şekilde yorumlarsınız. Ama Kur'an'ın bütünlüğünü esas aldığınızda Hazreti Ali'nin imametiyle ilgili bir şey çıkartabilir misiniz? Hayır, çıkartamazsınız. Bu sebepten bu Gadir Hum meselesi tarih inşaında da en önemli şianın argümanlarından birisi. İkinci mesele Sakife olayıyla alakalı hadise. Evet, peygamberin vefatı üzerine zaten daha vefat haberi ilan edildiği anda Medineli Ensar'ın toplanması öncesinden hazırlıklı olunduğunu gösteriyor. Ama bunu bana bir batılı alim, batılı bir bilim adamıyla karşılaştığımızda o söylemişti. Dedi ki yani Sayın Onat, peygamberiniz Muhammed öldü. Daha naaşı ortada dururken ne oldu da onun arkadaşları miras kavgasına tutuştular? Bunu dedi, izah edebilir misin? Evet, ben de dedim ki bu çok acı bir şey. İnsanı rahatsız ediyor. Ama acı gerçek şu, insan, sahabe de insan. Bizim nazarımızda yani sahabe masum, hatasız, günahsız insanlar değil. Daha ilerisi, yani daha sonraki Cemel Savaşı, Sıffin Savaşı Sakife'den daha mı az vahim? En azından şükredelim ki Sakife'de kimse ölmedi. Ama Cemel'de onlarca Müslüman hayatını kaybetti. Kim bunlar? Sahabe. Evet, birisinde ordunun başında peygamberimizin eşi Ayşe, öbüründe peygamberin damadı Ali, karşı karşıya. Üstelik Hazreti Ayşe'nin yanında yer alan Talha ve Zübeyir de aşireyi mübeşşireden isimler. Bunları bence görmek lazım. Aslında o dönem Sakife olayını yani ben gittikçe daha o olay üzerinde daha çok çalışılması gerektiğini düşünmeye başladım. Çok yönlü. Mesela bir İslam siyaset teorisinin üretilmesi noktasında anahtar niteliği taşıyan çok önemli unsurlar var orada. En basiti, Hazreti Ebubekir'i halife olarak kabul etmeden vefat eden sahabeler var mı? Peygamberimizin kızı Fatıma bunlardan birisi. Diyeceksiniz ki efendim o kişisel fedek arazisi yüzünden özel bir şeyi var.
Sa'd bin Ubade var. Daha başka isimler ben size sıralayabilirim. Yani ne demek o zaman? Müslümanlar Hazreti Ebu Bekir'in halifeliğini dini bir mesele olarak görmemişler. Bu meseleyi dini mesele olarak gören İslami gelenek içerisinde sadece Şia'dır. Neyi? Çünkü imameti iman esası haline getirmiş. Sünni gelenek imameti iman esası olarak görmemiş. Ama günümüzde Şia'ya küfreden pek çok Müslümanın bu halifelik meselesini dini bir mesele, imanla irtibatlı mesele gibi gördüğünü söyleyebilir miyim? Var mı? Var. Var. Bunları düşünmemiz gerekiyor işte. Bu olayların üzerinde yeniden kafa yormamız gerekiyor. Şahin Hoca'nın söylediği gibi yani olayın Müslümanların zihninde bir öncesi de var. Mesela niye Emeviler orada harekete geçmiyor? Adamlar yeni Müslüman olmuş. Harekete geçseler ki boşta durmuyorlar. Ben biliyorum kaynaklarda mesela Ebu Süfyan'dan gelen bir bilgi var. Hazreti Ali'yi yakalıyor. Ya Ali diyor, sen bu kıytırık bir kabileden Ebu Bekir'in başımızda olmasına ses çıkartmayacak mısın diyor. Eğer istiyorsan diyor sana destek olayım, ortalığı yayalarla atlılarla dolduralım, bu olmaz diyor. Rivayet eğer doğruysa Hazreti Ali diyor ki hep diyor fitne fesattan başka bir şey düşünmezsin sen. Biraz sünnilik kokuyor bir rivayet ama Hazreti Ali'nin sessiz kalmasını da anlama imkanı sağlıyor biraz daha. Çünkü Hazreti Ali isteseydi sorun çıkabilirdi ama çıkartmıyor. Şii gelenek diyor ki Hazreti Ali için, mesela elimdeki o biraz önce size parça okuduğum kitapta bir ifade var. Hazreti Ali diyor daima Müslümanların geleceğini, menfaatini düşündüğü için Ebu Bekir'e ses çıkartmamıştır. Dini korumak için, dinin geleceğini korumak için diyor ses çıkartmamıştır. Başka kaynaklar diyor ki ne yapsın, tehlikeliydi, ölüm tehlikesi vardı, takiye gereği yapmadı. Bunların yani birincisi daha bir Ali'nin karakterine daha uygun. Mesela ben Takiye'yi Hazreti Ali'ye hiç yakıştıramam. Yani yakışmıyor, gerçekten de yakışmıyor. Yani hem Ali gibi bir adam bir de Takiye olacak şey değil. Bu da meselenin boyutu. Son şey, olaylar nereye gider? Ekonomi mutfağa sirayet ettiği andan itibaren olaylar daha sıkıntılı noktaya gider. Benim İran'la ilgili gözlemlerim, dış tehditler olmasaydı İran çoktan karışırdı. Hep dış tehditler İran'da iç birlikteliği sağladı. Şu anda Tebriz'deki ve benzeri yerlerde ben de anlamaya çalışıyorum. Olayların seyri iki şeyi içinde barındırıyor. Bir, İslam devrimi adı altında şimdiye kadar yapılanlar bir mollaların daha bir güçlenmesine, zenginleşmesine yol açtı. Ve daha önceki olaylarda da mollaların hırpalandığını, dövüldüğünü falan Türkiye'deki şeylere yansımadı ama ben biliyorum yani. Son olaylar doğrudan mollalara öfkeyi içinde barındırıyor. İkinci sıkıntılı boyut maalesef İran İslam Devrimi adı altında İran'daki bu mevcut rejimin yapıp ettiği yanlışların faturası İslam'a çıkartılmaya başlandı. Yani bu da bu süreçte görülebilecek sebeplerden birisi. Yani bu kadar petrol var, bu kadar şeyiniz var, ambargo sizi tüketiyor. İyi de şimdiye kadar en azından 1979'dan bu yana ne yaptınız? Hadi İran-Irak Savaşı'nı çıkartın. Ondan sonraki süreçte ne yaptınız? Petrol gelirlerinizi toplumun refahını artırmak için kullansaydınız, dış baskılar bu kadar kolay şeylere yol açmazdı. Ama şu anda sıkıntılar çok. Yolsuzluk o kadar yaygınlaşmış ki. Benim son gittiğimde bir sene kadar önceydi işte. Bana anlatılan şey, efendim dediler burada iki tür döviz kuru vardır. Zenginler ya da hükümete yakınlar ucuz döviz alır. Dışarıda onu iki katına, üç katına satarlar. Bu da toplumun gözünden kaçmıyor. Yani iki şey söyleyeyim bu vesileyle. Özgürlüklerin olmadığı yerde İslam'dan söz etmek, kim ne derse desin, abesle iştigaldir. İslam coğrafyasının en büyük problemi adalet ve özgürlük problemidir. Tüm İslam coğrafyasının. Adalet ve özgürlükte sorun varsa yaşadığınız bölge yaşanılamaz hale gelir. Yani
yaşanan sorunların çoğunun arkasında bu. Buradan hareketle çıkış yolunu da söyleyeyim. Yani Müslüman coğrafyada ne zaman adalet ve özgürlük hakim olursa o zaman Müslümanlar yeni bir uygarlık için enerjilerini daha kolay seferber edebilirler diye düşünüyorum.